Şu uzatır mısın? Daha ne kadar alacaksın kardeşim? Sıkıştık burada. Kalksana birader. Baksana yaşlı kadın burada ayakta duruyor. Sana ne birader? Ya. Ya kalk birader, kalk. Burada yaşlı kadın duruyor, kalk. Ya. Ya şu camı açın bari be. Havasızlıktan öleceğiz. Kaptan. Zorla mı bindirdik kardeşim? Ay şurada alacağım fazladan 2 lira. Nefes alamıyoruz be senin yüzünden. Dur şurada ineceğim. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan aslan? Çok konuşma lan, yürü. Sen var ya. Hadi tamam. Erkek misin? Gel lan buraya. Tamam. Sakin. Hay Allah yarabbim ya. Katil. Geberteceğim lan seni. Ne lan? 20 lira ne lan? Ay şansımı battım ya. Çorba parasıyla geçireceğiz günümüzü ya. Neyse. Usta, bir çorba daha versene. Şu ekmekleri değiştir. Bayat ekmekleri koymuşsun önüme. Usta, taze ekmekler. Konuşma lan. Neyi taze lan? Laf yetiştirme. Getir hadi. Ekmek versene. Hoppa. Lan yavaş olsana. Ne yavaş lan? Gel alayım paçanı lan. Gel lan. Hayda. Böyle tırıs tırıs gidersin işte koçum. Hadi bakalım kıyı kıyı, kıyı kıyı. Thank you.
Yardımcı olabilirim isterseniz. İstemem. Bekçi gibi peşimde dolanma öyle. Ulan Fatih, ulan Fatih. Yine yakıyorsun ortalığı lan. Janti Fatih. Beyefendi bakar mısınız? Heh. Ne var lan? Alarmı söktünüz, gördüm. Alarm. Gördün mü? Ne yapıyorsun kardeşim? Kırdı galiba. Hemen polis arıyorum. Kardeşim iyi misin? Abi, sen iyi misin? İyi misiniz? Alo. Alo polis. Polis çağırdın mı? İyisin değil mi? Haplanmış mı, ne yapmış? Psikopat gibi bakıyordu komiser. Nasıl yani? Deli deli hareketleri vardı komiser. Bir arkadaşınız yaralanmış galiba. Nasıl durumu? Onu hastaneye gönderdi. Burnu kırıldı sanırım. Olay nasıl oldu? Adam montun alarmını sökmüş. Dışarı çıkarken arkadaşımız fark etti. Kafa attı arkadaşımızın. Kamera kayıtlarına bakabilir miyiz? Tabii. Mustafa hazırlıyordu zaten. Buyurun. Biraz geri sersen. Hareketlere baksana. Normal değil bu adam. Yüzü net olarak görünüyor. Sabıkalıysa kimliğini belirlemek zor olmaz. Biz bunun bir kopyasını alalım. Mustafa'yı hazırlatmıştım zaten. Mustafa, versene. Sağ ol. Artık kapandı. Dünyayla işin kalmadı çoban spor. Gel, bana doğru gel. Topla gel çoban sporum. Üzünüm benim. Gel. Ne oluyor lan? Benim lan benim tamamı. Anladık herhalde senin olduğunu. Oğlum ne duruyorsun böyle zamanı gibi başımda ya? Bak üzüleceğim ama bak yapma böyle. Of lan soğuk lan burası. Soğuk mu? Evet 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 üşüyorum. Dur. Ne yapıyorsun lan? Allah. Örtüyüm üstüne bak var ya bu var ya. Ne oldu lan bana? Ya hiç mi hatırlamıyorsun bir şey? En baştan anlatayım mı? Hayır. Doktor yok mu? Doktor! Bağırma, doktor! Bağırma tamam ya. Yok. Lan bağırma tamam. Baygındın getirdik seni buraya ameliyat işte. İyisin şimdi. İşte bana bak bakayım. Ne? Ne? Vallahi isim Allah. Taş gibisin. Yapma oğlum lan şunu ya. Sen var ya sen. Sevildiğini bilmiyorsun sen ya. Rahat dur ben haber vereyim millete. Lan duruyorum zaten. Ne dur. Nereye gideceğim bu halde? Ay açtı gözünü. Zelişim. Yavrum. Teyze. Haber vereyim mi hemşire teyze ha? Dur bir kendine gelsin. Babam iyi mi? Nerede? Teyze. Heh. İyi değil mi babam? İyi kuzum iyi. Yanda yatıyor o da. Ameliyatı da iyi geçti. Abla.
Sen iyi misin? Ağrın falan var mı? Yok, yorgun gibiyim sadece. O kadar olacak yavrum. Allah'ın bugünümüze şükür. Sizi bize bağışladı yavrum. Anlattı bizimkiler. Bayağı fenaymış ortalık. Ha, öyleydi. Herhalde yani tam hatırlamıyorum. Mermin'i önüne atlamışsın babam için. O kadar değil. Abartmışlardır. Öyleymiş. Abla. Ha, Ali'cim. Hüsnü abi uyandı. Ona haber vereyim dedim. Hele şükür. Ay çok şükür. Hadi gidip bakalım. Yavaş yavaş. Teyze gidip bakalım. Kızım dur. Dur sen dur. Değil mi Ali? Tamam tamam sen sakin ol. Dur bakalım. Teyze ben bir hemşire çağırayım ha. Ha. Tansiyonu falan baksınlar. Tamam. Serumu da çıkarsınlar. Tamam. Hadi çıkaralım. Babam görmek iyi gelecek ablama. Hadi bakalım. Ağrıyor mu bir yerin kızım abi senin? Nasıl babam? İyi iyi iyi. Çok haklı. Çok haklı indir biraz. Çok haklı. İyi ha. Tamam dur 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 dur. Tamam dur lan. Öyle kal öyle kal tamam yeter yeter. Ama sen de bir karar ver ama ya. Ya kardeşim bıraksana sen. Bir hemşire hemşire gelsin. Gelsin de o ayarlasın. Olmaz usta olmaz. Ben refakatçiyim. Bunlar hep benim için. Ya kafama sıksınlar bir daha senin eline düşmeyeyim ben usta ya yeter. Yeter bırak artık bırak. Bırak ya. Bırak. Ya bırak. Ya ikiye katan. Baba. Kızım. Kızım. Hüsnü uyandın mı? Uyandım uyandım uyandım. Başkanım iyi misin? İyiyim iyiyim ha? Şükür. Babacığım. Zilişe. Geç dedim baba. Sana bir şey olsaydı. Tamam kızım tamam tamam geçti geçti. Tamam kızım tamam. Geçti kızım. Oynama. Et tırnaktan ayrılmıyor görüyor musun Hüsnü? Duygulandım bak duygulandım ben de şimdi. Ben var ya sarılayım usta sana. Gelme 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 tamam sen istemez sarlayayım, gelme. Sarılayım sarılayım. Gelme. Lan oynama şunu. Abi, doktor falan mı seslensek? Gel gel bakalım biz gel gel. Yapma şunu. Baba rahat mısın? Lan oğlum bıraksana. Baba iyi misin? Gel. Sırttan bak şey, bak. Nazike şunu. Bak bak dur dur bak bak. Kalkamıyor. Ya bakacaksın ya. Şunu. Kaldır adamı. Kaldır. Öf Mesut. Kaldırayım dur kaldırayım. Ya istemez. İyi misin baba? Tamam böyle iyiyim. İyiymiş. Durun artık. Kalkamıyor elleme. Allah'ım. Evet. Başlamadan önce oturun, hı-hı, bir güzel haber vereyim size. Hüsnü'nün durumu iyiye gidiyor. Oo. Çok şükür. Bugün ya da yarın taburcu olacak. Helal olsun başkomiserime. O kadar badire atlattı, yine sapasağlam maşallah. Sahiden helal olsun. Hadi başlayayım bakalım. Kim bu ortalığı karıştıran adam? Suç makinesi diye tabir edilen tiplerden. Serseri mayın gibi geziyor ortalıkta. Kimliğini belirledik. Birçok suçtan sistemde kaydı olan biri. Fatih Atalan. Fatih Atalan. Adam yaralama, darp, hırsızlık, taciz, haneye tecavüz, uyuşturucu. Adam baştan aşağı sıkıntı. En önemli suçu atlamayalım. Cinayetten hüküm giymiş baba. Cinayetten hüküm giydiyse dışarıda ne işi var? 5 yıl kapalıda kaldıktan sonra açık cezaevine gönderilmiş. Sebep ne peki? Bilmiyoruz baba. Kimse bilmiyor. İyiyim. Normalim ayağına yatmıştır. Herkesi inandırmıştır kendine. İyi halden açık cezaevine alınmıştır. O da bunu fırsat bilip firar etmiş. Ne gerekiyorsa yapın. Bütün devriyelere, ekiplere, adamın bilgilerini verin. Gidebileceği yerlere de bakın. Tanıdığı insanlarla konuşun. Birilerinin daha canını yakmadan bulun şu adamı ha. Baş üstüne. Şimdi aradım geliyor Ceylan. Hazırlanın arkadaşlar. Ay tamam hadi. Nasıl kandırdım ama çok, Ceylan'ı? Çok yakın. Çok kötüyüm konuşmamız lazım dedim. Koşa koşa geliyor. Hiçbiriniz çaktırmadınız değil mi? Ay yok canım. Benden laf çıkmadı. Benden de. İyi ki çilekli pasta almışsınız ya. Ceylan çok sever biliyorsunuz. O kadarını düşündük herhalde. Geliyor geliyor yapma çok onları. Hadi. Ne oldu? Gel. Hadi. Sürpriz. İyi ki doğdun Ceylan. İyi ki doğdun Ceylan. İyi ki doğdun.
sanmıştım. Unutur muyuz canım? İyi ki doğdun. Hadi üfle mumları. Dilek tut ama önce. Tamam tamam. Yalnız çok şahanesiniz. İyi ki varsınız. Alo canım. İyiyim, sen nasılsın? Bak ne yapalım biliyor musun? Benim yıllık iznim var. Önümüzdeki ay gidelim bir yerlere. Kafa dinleriz biraz. Bu arada Hülyalarla buluşacağım birazdan. İşin yoksa gel sen de. Görüşürüz canım. Geldi. Nerede kaldın ya? Ay, anca geldim vallahi, ne haber? İyi, senden. Selam. İçeri mi geçsek? Hadi hadi gelin, içeri geçelim. Hava çok soğuk, hadi içeri geçelim. Üşüdük zaten burada. Şanslı gününmüş. Aman efendim, aman. Geldiler. Aman. Allah Allah. Ay, efendim. Oh. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun, hoş geldiniz. Geçmiş ayağınıza olsun. Sağ olun. İyi sağ gördüm olun. Seni. Ah, bu da Ayla ablandan. Ne zahmet teşekkür ettiniz. Ederiz. Teşekkür ederim. Bu biraz baskın gibi oldu ama kusura bakmayın yani. Ne demek, olur mu öyle şey? Merhaba. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Ev hali, kusurunuza bakmayın işte. Hoş geldiniz. Ne demek çoban, rahatına bak sen hadi. Ay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ustaşlarım nasıl? Geçmiş olsun. Hoş geldin. Buyurun buyurun. Abi hoş kim? Abla çok güzelmiş. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Engin abinin manitası. Yavaş lan yavaş. Ya meslektaşımız Tekin'cim. Öyle demeyelim değil mi? Anladım ben abi. Tamam. Hadi çocuğum hadi, sen bunu götür ver içeri. Çocuğum dolaba koy onu ha. Gel oturun. Usta ne gerek vardı, zahmet etmişsin ya. Ya olur mu öyle şey? Haydar Paşa'na ver. İyiyim. Oğlum seni her gördüğümde daha da mı büyüyorsun sen ya? Bu ne yakışıklılık. Kay şöyle, kay bakayım. Öyledir abla, söyledir. Bak saçlar. Aslanım benim. Nasıl saçlar? Olay, olay. Ne haber Fıstık? İyi, sen abla nasılsın Ezgi abla? Sen? İyiyim. Ne var? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Merhaba. Merhaba. Buyurun siz de geçin şöyle, ayakta kaldınız. Herkes çay içiyor değil mi? Çay. Rıza Bey. Heh. Ne olursa önemli siz değil. Siz çay. Sağ tamam. Böyle durun abla ver. Tamam ablacığım. Hemen sağ ol. Hemen demliyorum. Ben de yardım edeyim size. Yok kızım, ben hallederim. Mutfak bu kadar zaten. İkimiz birden sığmayız. Otur sen dur. Geçeyim şöyle. Abla bu çocukta da İspanyol tipi var. Çok fena değil mi? Şöyle kendine gel. Şimdi ne yapıyorsun? Otur. Çok ayıp. Devriyedekilerin de selamı var Hüsnü. Onlar da birazdan uğrayacaklar. Konuştuk zaten, sağ olsunlar baba. Çoban. Ne? İyi gördüm seni. İyiyim. Ya buna niye devriye yazmadınız baba ya? Ben gördüm bunu. Bunu hep görüyorum. Bu gelmeseydi. Ama bak bak, çok kırılıyorum bak. Abi yapma, kırılır. Biliyorsun çok alıngan. Bilmem mi bilmem. Aç ağzını aç. Tamam. C vitamini oğlum. Aç aç bakayım aç. Oğlum. Aç 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 aç. Aferin. Abi bu başkomiser ölmemiş. Kurtarmışlar. Tarık da parayı alamadan kaçmış. Polise madar olmuş. Boş ver onları. Bizim buradan bir an önce çekip gitmemiz lazım. Abi uğraşıyorum. Az kaldı. Yakın zamanda Almanya'dayız. Pasaportlar da matbaada. Bir iki gün o elimize geçer. Bir iki gün ne lan? Hızlandır şu işleri. Durduğumuz her dakika daha çok risk alıyoruz. Oğlum karımla kızım nerede lan? Onu bile bilmiyorum. Çözülecek hepsi. Biz hele kendimiz kurtaralım. Arkadan onları da aldırırız abi. Ne kolay anlatıyorsun ya. Çocuk oyunu sanki. Daha şuradan burnumuzu bile çıkaramıyoruz lan.
güzel değil mi? Çok güzel. Tarih müdürüm de çok selam var. Anlatmışlardır. O olmasa zor kalkardık bu operasyonun altından. Ha? Duydum baba, duydum. Oh. Sağ olsun. Gerçi hala da rahatlayamadık galiba. Varmış bir sıkıntılar ha usta? Var ama hallolmayacak bir şey değil. Sen düşünme bunları ya. Seni sağ salim aldı ki gerisi çözülür kardeşim. Çözeriz tabii, çözeriz. He? Çözeriz yani. He. Engin Bey, sen böyle gel. Ben Nadia Hanım'dan bir. Öyle mi? Peki ya, o zaman. Siz böyle. Hadi bakalım. Sağ ol. Şimdi Nadia Hanım. Benim yeğenim Almanya'da. Sizin memleket yani. Tekir neresindeydi? Hangi şehirde o? Berlin'de de. Niye yani, bağırıyorsun teyze? Ecnebi çocuğum anlamaz. Ay ne kadar güzeldi sarı sarı. Nazike anlıyor anlıyor. Senden iyi Türkçesi var Nadia'nın. Nadia kusura bakma ne olur. Problem yok. Bak yok dedi, sorun yok dedi. Gördün mü? Şimdi bak. Ben tam Almanya'ya gidecektim. Vizeyi alamadık. Pasaport. Nein pasaport. Dolandırıldım. Bir sürü hikaye. Ondan sonra uzatmayayım. Ben diyorum ki senin böyle bir tanıdık bir şey. Konsolosluk. Hani benim vize işini... Alles gut. Ya Nazike abla bir sakin ya. Ayol ne dedim? Ne dedim? Yani ben yardımcı olmaya çalışırım tabii ki. Danke schön. Ne dedim? Danke schön. Bravo, bravo, bravo. Bunlar halden anlamaz. Hangi takımı tutuyorsun bakayım sen? Beşiktaş tabii ki. Yavru kartal be. Aferin. Akrep mi? Efendim? Cemal'e sordum canım. Burcun diyorum, akrep mi? Yok canım. Cemal abin koçtur. Koç erkeği. Çok iyi. Şöyle mi? neyse işte. Bak şimdi. Zeliş, bir baksana bana ablacığım. Yarın sabah erkenden buluşacağız Zeliş. Sabah bir ekip alacak seni, bizim yanımıza getirecek. Merkeze mi? Abla ne oluyor? Merkeze değil, poligona. Bu Tarık manyağı hala dışarıda. Ev için, ailen için koruma tedbirleri devam edecek zaten. Ama Zeliş, hedefin de sen de olabilirsin. O yüzden özel izinli geçici bir ruhsat ayarladık. Sana bir silah vereceğiz Zeliha. Silah mı? Nasıl? Ben yapamam. Yani abi kullanamam. Böyle bir şey gerçekten gerek var mı? Umuyoruz gerek kalmayacak. Zaten bizim de sık yaptığımız bir şey değil bu. Ama bizim de içimizin rahat etmesi lazım. Bak, şimdi başı kalabalık. Sonra ben babana anlatacağım zaten durumu. Karşı çıkacağını sanmıyorum. Bak kızım, ama evdekiler bilmesin. Daha da fazla huzursuz olmasınlar, tamam mı? Biz sana yarın silahı nasıl kullanacağını, kendini nasıl koruyacağını anlatacağız. Ara ara vakit buldukça da çalıştıracağız seni. Yani şu dert başımızdan gidene kadar. Tarık yakalanana kadar yani. Evet. Böyle bir önlem almak zorundayız. Zeliş, anlaştık mı? Tamam. İşte burada.
Tamam. Pasaport tamam. Telefonlar da burada. İyi. Hepsi tamam. Ulan sizinle dünyayı bile fethederim ben be. Arkadaşlar adam bu. Fatih bak, bak. Atalan. Adam cezaevinden firar etmiş. Ayaklı bomba gibi. Tehlike saçan bir manyak. Bunu arıyoruz, tamam mı? Biz bütün devriyelere bilgi geçtik. Sizin de haberiniz olsun. Tamam komiser. Ya öyle işte, bana sürpriz yaptılar, görmeliydin. İşte bu Cansu var ya anne. Çok güzel fotoğraf makinesi almış. İyice araştırın tamam mı? Gelince hemen sizin fotoğrafınızı çekeceğim. Çok güzel. Öyle mi? İyi, ne güzel işte. Fotoğraf merakın da vardı. Duydun mu Ayhan? Kızın fotoğrafçı olacak galiba. Olsun olsun. Cano ne istiyorsa onu yapsın kızım benim. E hadi seni bekliyoruz kuzum. Çıktın değil mi kafeden? Çıktım anneciğim, meydandan yürüyorum. Hadi kızım. Bak seni bekliyoruz, çabuk gel. Çabuk gelsin diyor baban. Ay biliyorsun, kızımı özledim diyemez. Çabuk gelsin der. Geliyorum, merak etmesin. Hadi kapatıyorum. Komiserim, bu adamın belirli bir adresi kaldığı bir yer yok mu? Biz bilinen birkaç yere baktık. Tanıdıkları da sorduk, kimse bilmiyor. Yani işin özü, her yere bakıyoruz. Siz gözünüzü dört açın, tamam? Hadi hayırlı görevler. Sağ olun, sağ olun komiserim. Ben hemen kapıyı açıyorum. Mumları yaksan. Tamam. Büyüdü kızım be. Geldim, geldim. Aa, bırak! İmdat! Neydi o? Ceylan'ın sesi miydi? Anne! Bilmem. Baba yardım edin artık! Kuzum! Ceylan! Kuzum! İyi misin? Saldırı sokakta bıçaklı saldırı. Tekrar ediyorum. Kadıköy Saldırı sokakta. Bu bizim aradığımız manyak olmasın? Gidip baksak iyi olur. Neydi sokağın adı? Beyefendi bir dakika. Tamam, tamam. Biliyorum çok zor ama biraz sakin olun, tamam mı? Sakin olun. Siz annesi misiniz? Evet, ben de kızımla gideceğim. Bırakmam yavrumu, ne olur. Arkadaşlar, araç müsait mi? Bir kişi gelebilir. Buyurun geçin bunu. Ya! Tamam. Kardeşim bırakın beni ya! Tamam. Kızımın yanına gideceğim. Bakın, kızınıza iyi bakılacak. Merak etmeyin. Siz olay sırasında evde miydiniz beyefendi? Evdeydim. Ceylan'ın gelmesini bekliyorduk. Sonra ne oldu? Zile bastı aşağıdan. Otomata bastık. Sonra bir çığlık koptu. Aşağı indik. Bir baktım, kızım. Kalbrevan içinde yerde yatıyor. Kaçan, uzaklaşan birini gördünüz mü beyefendi? Keşke görseydim. Peşinden giderdim. Ne olur siz bulun o canıyı. Ben kızımı yanına gideceğim. Tamam, ne olacak? Tamam, tamam, lütfen tamam, beyefendi. Tamam, arkadaşlar yardımcı olun. Götürün. Hastaneye götürün. Arkadaşlar, apartman sakinleriyle konuşun. Her daireye bakın. Bir şey duyan, gören olmuş mu sorun.
Başla komiserim. Hadi, hadi arkadaşlar, hadi. Nasıl bir sokak burası, anlamadım ki. Birisi de pencereden bakmamış mı ya? Arda geliyor, buldu bir şeyler galiba, geliyor. Ne olur buldum de Arda. Şu arkadaki marketin kamerasından buldum. Aç aç. Fatih bu. Lanet olsun ya. Belliydi bir şey yapacağı psikopat herifin. Ya nasıl saldılar bunu ya? Soygun yok, bir şey yok. Ne istedi bu kızdan? Ruh hastasının teki işte. Sebep yok. Sebebe ihtiyacı yok. Canı istedi yaptı. Allah'ım belası. 45-43'ten tüm birimlere. Şüpheli Fatih Atalan Kadıköy çevresinde aranıyor. Tekrar ediyorum. Aranan şüpheli Fatih Atalan Kadıköy çevresinde aranıyor. Ne dersiniz? Kalkalım artık çocuklar. Hmm. Aa, nereye baba ya? Oturuyorduk ne güzel ya. Ha? hasta ziyareti kısa olur diyorsunuz. Allah'a bırakmam. Birer çay daha içeceksiniz. Bak. Şule, kızım koş. Abla sağ ol ama bizim merkeze dönmemiz lazım. Evet ya. Başkomiserim, çok gevşeme. Yatmaya alışma, sonunu kaldıramazsın ha. Kaldırırız kaldırırız her türlü, sen rahat ol. Çek. Hüsnü, senin burada canın sıkılır biliyorum. Ama tam iyileşmeden ayaklanmak yok. Ya, vallahi yok, tabii. Bana kalsa sizinle beraber kalkarım ama. Otur oturduğun yerde Hüsnü, nereye? Nadia'cığım. Şu vize işini yine konuşalım. Senden haber bekliyorum. Pasaport. Ne vizesi be? Teyze. Almanya vizesi. Nadia'cığımın konsoloslukta tanıdıkları var. O halledecek. Sen karışma her şeye bir kere. Tamam Nazika Hanım. Ben sizi ararım. Ha. Danke schön. Kadın illallah etti senden. Bravo teyze. Ama iki arada bir derdi işini gördün. Sus be. Ya bir dakika bir dakika. Aç bakayım şunu sesini. Maalesef bir kadının şiddet vakasıyla yine karşınızdayız. Üniversite öğrencisi Ceylan Akar evine girmek üzereyken kimliği belirsiz birisi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu bildirildi. Gencecik kız. Allah anasına babasına sabır versin. Evinin önünde bıçaklandı ne demek ya? Nasıl yaşayacağız biz artık? Artık evinin önünde bile güvende değilsin. Her yerde bir tehlike. Doğur, besle, büyüt. Bu yaşa getir. Sonra manyağın biri gelsin kapının önünde canını az. Çıldırır insan be. Oh. Akşam akşam içimiz yandı yine. Hadi kalkalım çocuklar. Usta hadi. Kolay gelsin size de. Nazike Hanım, çayımızı başka bir zaman içelim. Tamam. Sağ olun. Tamam. Hadi. Geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Tekrar geçmiş olsun usta. Sağ ol, sağ ol. Hadi, hadi. Bir dahaki sefere yemeğe bekliyorum. Yemek. Teşekkürler. Tamam, tamam. Bağırma. Tamam, sus, tamam. Ablacığım, kendine dikkat et. Görüşürüz. Şefim, hayırdır? Burada ihtiyaç varsanız İlha. Nasıl yani? Muhabir eksiğimiz var. Senin takip edebileceğin bir olay. Gelebilir misin? Ceylan mı? Evet. Tamam şefim, hemen geliyorum. Nereye geliyorsun, ne? Hayrola, nereye gidiyorsun? Eski kanaldaki şef aradı. Muhabir eksiği varmış. Gelir misin dedi. Aa, iyi kızım, git. İşinin başına dön. İşe geri dönüyorsun yani. Onun için bir şey söylemedi. Ceylan'ın durumunu takip edeceğim. Sonrasına bakacağız artık. Olsun olsun. Sen başla, gerisi gelir zaten. Allah'ım ne olur kızımı bağışla bana. Bugün daha yeni yaşına girdi. Büyüyecek. Güzel günleri olacak onun. Ne olur, ne olur o güzel günlerini görmeyi nasip et bana. Ne zor be. Allah yardımcıları olsun. Amin. Ceylan'ın ailesi siz misiniz? Evet, biziz. Ne oldu ameliyat? Kızım nasıl? Gerçekten çok üzgünüm. Ceylan'ı kaybettik. Koşasınız.
Sabırlı olun Ayhan Bey. Karınızı düşünün Ayhan Bey. Ne sabrı? Bitmişim ben. Kızımı toprağa vermişim. Hemşire, hemşire, doktor. Doktor var mı? Ben ne yapacağım şimdi? Uzat kollarını. Bacaklarını aç. Dirseklerini sabitle. Nefes al. Kasma kendini Zeli. Serbest bırak. Ah. Tamam. Şimdi bir kere daha deneyelim. Önce derin bir nefes al. Hadi bakalım. Buradan şarjörü çıkartıyorsun. Tamam. Ağzında mermi var. Onu da düşürdük mü? Tamamdır. Evde odanda kilitli bir yer var mı? Hı hı, var. İyi. Eve gidince hemen oraya kaldırıp kilitliyorsun. Kardeşlerine, hele Nazike'ye göstermek yok. İş yerindekiler de bilmesin silah taşıdığını. Şarjörü asla üstünde bırakmıyorsun. Kilidini kontrol ediyorsun. Dışarıya çıktığında çantanda taşıyacaksın. Tehlike anında ulaşabileceğin mesafede olsun. Emniyetini kapatmayı da unutma. Tamam. Benimle ya da Selin ablanla haberleş. Fırsat buldukça buraya gelip çalıştıracağız seni. Bir iki seferden sonra kendinle gelebilirsin. Buradakiler tanıdık. Sana yardımcı olacaklar. İnşallah kullanmana gerek kalmayacak. Ama ihtiyaç oldu, kullandın diyelim. Hemen bizi arıyorsun. Hemen Zeliş, tamam mı? Çok önemli. Tamam abla, tamam. Bunu taşımak da, kullanmak da kolay değildir kızım. Mecbur kalmasak vermezdik. Bizi pişman etme, tamam mı? Abi korkutuyorsun, ne olur ya. Korkma! Karşındaki senden korksun. Anlaştık mı? İyi hadi. Fatih Atalan. Adam bildiğin ruh hastası, psikopat. Dün gece Ceylan'ı bıçaklayıp öldüren adam bu. Bunları çoğaltıp dağıtın. Tamam komiserim. Arkadaşlar siz de gazete, televizyon, sosyal medya her yere basın. Tamam mı? Verin odunu. Bu adamı memleketteki herkes bilsin. Hadi bir el atın. Tamam komiserim. Zeliş, hayırdır işe mi döndün? Şimdilik abi. Katilin kimliğini belirlediniz mi? İşte versene bir tane. Katil bu. Sen de kanala gönder, paylaşsınlar. Tamam abi. Mesut komiserim. Ne var? Savcı Fahri gelmiş. Sizi bekliyorlar toplantı odasında. Nereden çıktı şimdi bu ya? Bilmiyorum komiserim. Zeliş, geri dönmüşsün. Çok sevindim, iyisin değil mi? İyiyim, sen nasılsın? Hayırlı olsun Zeliha. Sağ olun arkadaşlar. Hadi basalım haberi. Hemen ajanslara geçelim. Tamam. Tamam bak. Mecburiyetten üstüne. İnşallah hiç gerek kalmaz kullanmasına. Ama her türlü tedbirin yanında bir de bunu yapalım dedik. Rıza babayla da görüşüp izinleri hallettik. Selin'le Mesut ilgileniyor. Nasıl kullanacağını, ne yapacağını anlatacaklar ona. Zeliş silah kullanacak ha. Hiç aklım kesmedi usta. Haklısın. Bir acayip geliyor kulağa. Ama o Tarık manyağı dışarıda. Ve biz 7-24 başında olamayız kızım. Bak ne güzel işine başlıyor yeniden. Hayatına devam etmesi lazım. Önlem almadan olmaz üstü. En iyi sen bilirsin bunu. Orası öyle. Tamam usta. Düşünüp taşınmadan böyle bir işe kalkışmazsınız siz zaten. Ben de konuşur, alıştırırım biraz. Şu herif yakalınca da gerek kalmaz zaten silah külah. Biter gider hayırlısıyla. Vallahi inan bizim de tek derdimiz o kardeşim.
Sana da bir haber vereyim dedim. Eyvallah eyvallah, sağ olasın. Konuşuruz yine. Görüşürüz üstücüm. Yok. Allah'ın belası yok hiçbir yerde. Geceden beri bakmadığımız yer kalmadı. Yok işte şerefsiz herif. Tamam Bahar, sakin ol. Bulacağız bir şekilde, tamam mı? Ya nasıl bulacağız Hakan? Ya hadi bunu bulduk. Ya sıradaki kurban? Habire kadınlar öldürülüyor. Hiçbir şey yapamıyoruz ya. İyi misin? İstersen durayım bir yerde ha. Bir nefes al biraz, dinlen biraz. Ne dersin? Sağ ol. Ama dinlenmek falan istemiyorum Hakan. O katil yakalamaktan başka hiçbir şey istemiyorum. Aramaya devam edelim, olur mu? Peki tamam, nasıl istersen. Saklandığı yere baskın verdik. Ancak Nevres tünel kazmak suretiyle mekandan ayrılmış. Sonradan öğrendik bunu. Bana sizden bahsederlerken sözünüzün eri olduğunuzu söylemişlerdi. Doğru söylemişler. Bir dakika, bir dakika Mesut. Sözümüzü tutamadık, kabul. Ancak hatamızı telafi edeceğiz tabii. Tamam da nasıl? Nevres sizden bir adım önde. Uğraşıyoruz savcım. Yani biz de işin ciddiyetinin farkındayız. Uğraşsanız iyi olur. Size bir hafta süre. Adamınızı bulamazsanız hepinize soruşturma açacağım. Müsaadenizle. Ha, size gıcıklık yaptığımı düşünmeyin. Aklanmanızı en az sizin kadar istiyorum. Umarım başınızı yakmak zorunda kalmam. Kolay gelsin. Sağ ol. Sayın savcım, bir dakikanız var mı? Önemli bir mesele vardı da. Hızlı anlatın, çok acelem var. Tabii, İkbal ve Ayşe, yani Nevres'in kızıyla eşi. Size ifade vermek için epeydir bekliyorlar. O kız hasta değil miydi? Evet, ama artık iyileşti. Annesiyle birlikte hastanede ve ifade vermeden de serbest kalamıyorlar. Serbest kalınca yine o aşağılık adama koşa koşa gidecekler. Belki kıza devletin bakması daha doğru olur. O zaman da annesinden ayrılmış olacak. Yani babasının günahları yüzünden ufacık kız bedel ödemesin savcım. Annesi İkbal'i babasından kaçırmaya çalışıyor. Akrabalarının yanına gidecekler. Ama önce serbest kalmaları lazım. Onun için de... Tamam, anlaşıldı. Siz bugün öğlen adliyeye getirin ikisini de. İfadelerini alıp gözaltı kararını kaldırırım. İkna olursam tabii. Tamam, tamam. Sağ olun savcım. İyi günler. Ayşe ile İkbal'in dosyasını... Tamam. Bugüne kadar haksız yere üstümüze gelen, bize kastı olan savcılar oldu. Evet. Ya olmadı diyemeyiz. Ama bana sorarsanız Fahri Bey o art niyetli adamlardan değil. Biz de art niyetli değiliz ki. Doğru söylüyor. Biraz da bize anlayış gösterseler ne olur yani. Devletimiz dayak atmaya gelince fırsat kaçırmıyor. Ama bir kez aferin duyamadık yani. Bu meselede kabahatin çoğu bizde. Önce bunu bir kabul edelim. Bir çuval inciri berbat eden biziz. Bir kez yakaladığımız adamı tekrar yakalamak zorunda olan da biziz. Nevres dışarıda. Tarık dışarıda. Ekipçe kendimize gelelim. Bir daha hata yapmayalım ha. Ve her ikisini de en kısa sürede yakalayalım. Yoksa korkarım ki hepimizi mahvedecekler. Ne yapabilirler ki? Sizi polislikten mi atacaklar? Hem polislikten atarlar hem de hapse atarlar. Bu işin şakası yok. Hadi be kardeşim, iki saatten beri bir tane bilet kesemediniz ya. Ne bakıyorsun lan? Yok bir şey kardeşim. Buyurun, hoş geldiniz. Adapazarı'na bir tane bilet kes. Alo, bir ihbarda bulunacağım. Haberlerde fotoğrafını gördüğüm adam haremde bilet alıyor.
eve nasıl gireyim şimdi kızım? Baksana Ceylan'ımın kanı hala yerde. Basıp geçeceğim mi ben şimdi oradan? Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah sabır versin. İstiyorsanız sizi başka bir yere bırakalım. Bir süre başka bir yerde kalın. Kalsak ne olur ki? Önünde sonunda gireceğiz böyle. Nereye kadar kaçacağız? Ömrümüz burada geçti bizim. Kızım bu sokakta oynadı. Burada büyüdü. Hadi. Kuzum benim Ceylan'ım, koruyamadık seni. Bana bak. Ne zaman biter çalışmanız? Çok az işimiz kaldı komiserim. Biraz acele edelim, tamam mı? Ailenin halini gördünüz. Daha da kötü olmasınlar. Tamam komiserim. Perişan oldu insanlar. Öyle. Elden bir şey gelmiyor. Ne desen, ne yapsan bir şey olmuyor. Evlat acısı. Yaşayan bilir. O acı hiç gitmiyor, hep kalıyor. Allah yardımcıları olsun. Müdürüm, ihbar geldi. Fatih otogarda görülmüş. Kaçmaya çalışıyor Adi Elif. Telsizden hemen anons geç. Başka birini daha canını yakmadan binsinler tepesine hemen. Hadi çabuk. Merkeze tüm birimlere. Binden şahıs Fatih Atalan harem otogarında. Otobüs firmasından bilet alırken görülmüş. Yakın birimlerin acilen adrese intikali bekliyor. Sonunda ya. Dedim sana, illa bir yerden çıkacak. Bas hadi bas. Adamdaki manyaklığa bakar mısın ya? Herkes onu arıyor, o otogardan kaçmaya çalışıyor. Onun artık gideceği bir tek yer kaldı. Orası da cezaevi. Şimdi kalkan otobüste yer yok. 2 saat sonraki sefere verebilirim. Nasıl yok lan? Biraz önce var diyordu ya. Vardı ama internetten satılmış olabilir. Ay seni yapacağım şimdi. Ver, ver, ver. 2 saat sonrasına ver, ne yapalım artık? Ver. Hadi hızlan, biraz kaçıracağız haberi. Tamam tamam, basıyorum. Yakınız zaten otogara. İşte orada. Ne yapalım, bekleyelim mi? Kaçabilir, bence yakalayalım. Telsizden anons geçsin. 32.30'dan tüm birimlere. Bilinen şahsı gördük. Kaçmak üzere olabilir, müdahale edeceğiz. Bekleyin kardeşim, bekleyin, bekleyin. 45.47'den 32.30'a. Müdahale etmeyin, bekleyin. Tekrar ediyorum, bizi bekleyin. Anlaşıldı. Yetişmemiz tamam. Lazım, yetişmemiz lazım. Lan siz nereden çıktınız lan? Dur, kaçma, kaçma. Kaçma, teslim ol, dur. Buraya gel. Kaçma. Teslim ol. Kaçma, gel buraya. Kaçma. Dur. Senin psikopatlığın bize sökmez. At şu elindekini. Öyle mi? Hadi bırak silahını da gelsene bana. Gel. Fatih, bak kaşınma. Kaşı o zaman lan. Kaşı. Ne yapıyorsun lan? He? Rahat dur. Kendini öldürecektin değil mi?
Ben senin ölmene izin verir miyim? Yürü, kalk. Geç öyle, yürü. Hala haber yok mu Nevres'ten? Olsa da seninle paylaşamam Ayşe, biliyorsun. Babam gelmeyecek mi anne? Bilmiyorum ki canım. Bekleyeceğiz herhalde. Ayşe. Hı. Sen artık sadece evladını düşüneceksin. Zaten savcıyla işiniz uzun sürmeyecek. Akraban gelecek, alacak, gideceksiniz. Dava bitene kadar temasta kalacağız. Ama o kadar. Sen de Nevres'i düşünüp ona göre yaşama artık. Benden sana tavsiye. İşlemleriniz bitti. Sizinle irtibata geçecek arkadaşlar. Tamam, teşekkürler. Selim komiserim, buyurun savcım sizi bekliyor. Tamam, hadi. Eşlik eder misiniz? Tabii, buyurun. Bu çıkan kimdi? Abbasoğlu davasına şikayetçi olarak katılmak isteyen bir hanım. Savcım görüştü, işlemlerini başlattık. Öyle mi? Peki, tamam. Yavaş be! Geldi, geldi namussuz. Kolum kırıldı, görmüyor musun? Görüyorum. Görüyorum. Niye getirdiniz beni buraya? Kadınlar var burada. Canımız öyle istedi. Sorun çıkarma, birkaç saat adliyeye sevk edileceksin, yürü. Ne yapacağım ben bunların arasında ya? Gir içeri. Niye getirdiniz beni buraya? Baksana lan bana. Sen şu kızı öldüren adamsın lan, değil mi? Gel biraz severim. Gel seni. Lan korkma. Korkma, gel. Korkma. Tut. Yaklaşmayın, çizerim seni ha. Seni şerefsiz. Aa. Şerefsiz seni. Ne yapma? Şerefsiz namuslu. Bak kahretsin. Sen göreceksin. Acınıza fayda etmez ama kızınızın katilini yakaladık. Elimizden bu kadarı geldi. Eksik olmayın. Sağ ol kızım. Gözünden anladım ben senin nasıl bir insan olduğunu. Ceylan'ım için her şeyi yapardım biliyorum. Kızımın katilini bulmuşsun, daha ne isterim ki? Allah razı olsun sizden. Ceylan'ın katili Feyyaz'ın yakalanmasının ardından olayla bizzat ilgilenen asayiş özel ekiplerden sorumlu Emniyet Müdürü Rıza Soylu'yla ya da teşkilatta bilinen ismiyle, yani Rıza Baba'yla beraberiz. Suçlu yakalanıp adalete teslim edildi. Ekiplerinizin bu dosyada gösterdiği hassasiyet ve yürütülen başarılı operasyonla ilgili neler söylemek istersiniz? Hiçbir şey. Ancak emniyet güçlerinin başarılı operasyonu... Ortada başarı diye bir şey yok. Varmış gibi yapanlara da inanmayın. Suçlu yakalandı, adalete teslim edildi. Evet. Ancak gencecik bir kızımız da hayatını kaybetti. Ailesi, arkadaşları... İnanıyorum ki bütün ülke onun yasını tutuyor. Tutacak da. Zaten biz yas tutmakta çok ünlüyüzdür. Gizelin arkasından ağlamakta, sızlanmakta, isyan etmekte. Orada burada en afili cümlelerle acımızı paylaşmakta. Kızacak birini arayıp bulmakta çok ünlüyüzdür, iyiyizdir. Hayattayken kimsenin sesini duymayız. Ölür giderler, ortalığı velveleye veririz. Ceylan kızımız ne ilk ne de son. 3 gün sonra başka bir eve ateş düşecek. Ve biz burada sizinle başka bir kadın cinayeti için röportaj yapacağız. Bitmeyecek yani. Bitmez de. Peki sizin çözüm öneriniz var mı? Yılların tecrübesi olarak. Başka sorunuz var mı? Sağ ol. Teşekkürler müdürüm. Evet, Rıza Soylu müdürümüzün açıklamaları bu yöndeydi. Biz yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olana kadar sözü haber merkezimize bırakıyoruz. Az bile dedin Rıza Baba, az bile, az. Vallahi Zeliş'e de helal olsun ama. Kaldığı yerden devam. Aslanım benim. Duydun mu Nazike? Acar muhabir yine iş başında. Gel kızım gel, bir izle şunu bir ya. Türkiye ayağa kalktı, sen neredesin ya? Ne yapıyorsun sen ya? Şur! Ayol, bende televizyon izleyecek hal mi var? İşim çok, işim üstü. Ne oluyor ya? Kapat şunu ya! Allah Allah! Çekmem lazım buraları. Dur, Allah şuraları da Allah, çekeceğim. Tövbe. Ya ayaklarını kaldır. Kapat şunu ya, dur!
Bırak şimdi sırası mı? Bırak. Ya at lan. Şimdi dinleniyoruz kızım şurada ya. Kapat. Öf. Sen benim işime niye karışıyorsun? Misafirim var. Ortalığı toplamam lazım Hüsnü. Ya ne misafiri ya? Bizimkiler uğradı işte, bir daha gelmezler. Komşular geliyor, komşular. Altın günümüz var. Sıra bende. Allah Allah. Ya bir komşumuz eksikti. Ara gelmesinler hadi. Hastam vardı evde. Bugün müsait değilim de. Nedenmiş o? Sen hasta mısın? Aslan gibisin, maşallahın var. Vuruldum kızım ben, vuruldum, vuruldum. Raporum var. Evde dinleneceğim ya. Ya toplama kadını başıma. İstemiyorum. Ay! Bir ay öncesinden belliydi bende altın günü olacağı. Ben ne bileyim o arada seni vurulacağını. Ay vurulmasaydın bana ne? Allah Allah ya! Bir araba laf ettirdin bana. Kalk, çık şuradan. Ay. Git içeride ay. Dinlen. Ya. Kalk! Ya, ya dur yapma ya! Kalk! Allah Allah ya! Of, bilseydim daha dikkatli olurdum. Dedireceğim vallahi ya, dedireceğim ya. Ev değil tımarhane, anasını satayım. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Of. Git. Sanki bana vuruldu. Yemin ederim içimi kıydın Nazike. Çenenle içimi kıydın ya. Satayım. Yiyecek bir şey yok mu ya? Temizlikten önce yemek yap, yemek yemek. Ne vereceksin gelecek kadınlara? Baba. He oğlum. Ya anlamıyorum baba ya. Bana yardım eder misin? Hadi Erverkim ya. Şöyle ablanla yapsanız o işleri ha babacığım. Ama ablam geç gelecek. Matematik ödevimi bitirmem lazım. He. O zaman şöyle yapalım. Sen ablanı bekle babam. Diğerlerini yap şimdi, tamam mı? Benim zaten merkezde işim var oğlum. Ben bir şeyler yiyip gideceğim. Sen de ablan gelince onunla ondan sonra şey yaparsın, tamam mı aslan oğlum? Benim aslan... Ben temizliyorum, sen batırıyorsun üstünü. Ya bu nedir ya? Bir sus ya, bir sus ya. Aman be, evinde senin olsun, temizliğinde senin olsun be. O terliklerle geçme git, oraya, yoğurtlu. Ay, çıkarın kes terlikleri. Of be. Dur oğlum, basma sakın. Ay. Ver. Allah'ım yarabbim. Aman. Ya batırdın. Ay üstü. Kes. Her şey için çok teşekkürler. Hakkınızı ödeyemeyiz. Görevimizi yaptık Ayşe'cim, ne demek? Sen kendine ve kızına iyi bak, yeter. Görüşürüz Selin abla. Güle güle hayatım. Bana bak, anneni üzmek yok, tamam mı? Seni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Hadi gecikmeden yola çıkalım Ayşe, hadi. Çıkalım dayı. Hadi. Balıkesir'e yolun düşerse beklerim abla. Bir süre akrabalarda kalacağım. Ama sonra kuracağım düzenimi. İş bulup çalışacağım. Kimseye el açmadan namusumuzla yaşayacağız İkbal'le. Sana da o yakışır. Gel. Allah'a emanet ol abla. Sen de Ayşe'cim. Hadi geç kalmayın hadi. Hadi bin. Gelin. Arkadaşlar biliyorsunuz kadınla kızı tehdit altında. Araçları İstanbul dışına çıkana kadar takipte kalıyorsunuz. Acil bir durum olursa hemen telsizden bildiriyorsunuz. 45.40'tayız. Anlaşıldı komiserim. Hadi çıkın. Sevk işlemleri için bunların hepsi. Sağlık raporu geldi mi? Elden aldık beklemeyelim diye. İyi yapmışsınız. Amir imzası tamam mı bunların? Evet, hallettik Bahar komiserim. Elinize sağlık. Gönderelim artık şu manyağı da bitsin bu iş. Bence de. Yani. Affedersiniz. Buyurun. Ben asayiş ekibinden biriyle görüşmek istiyordum. Buraya yönlendirdiler. Konu neydi? Yani ne görüşecektiniz? Nevres Abbasoğlu soruşturması ile ilgili. Savcılığa da gittim. Dilekçemi verdim.
sizin soruşturmayla alakanız nedir? Şikayetçi olacağım Nevresi Abbasoğlu'ndan. Bilgi almak istiyorum soruşturmayla ilgili. Bir de detaylı ifadem istenirse eğer... Anladım ama daha sonra gelirseniz daha iyi olur. Bugün ortalık biraz karışık. Evet, başka bir gün buyurun. Siz sorumlu amirimizle... Ben bekleyebilirim. Peki, bekleyin o zaman. Kimlik bilgilerinizi alsın arkadaşlar. İlk ifadenizi, şikayetinizi de paylaşın. Yönlendirelim hanımefendiyi. Tabii. Buyurun. Derdi ne acaba? Anlamadım ki. Okay, kapiert. Ruf mich an, wenn du etwas hörst, okay? Ja, aber wer mich stört, Mama? Yok. Olsun, zaten pek bir ümidim yoktu. Aslında teröre bulaşanları kaydettiğimiz geniş bir database'imiz var ama... Nevres henüz Alman polisinin radarına girmemiş olabilir. Daha faydalı olmak isterdim. Sizi yük olmuyorum değil mi Engin? O nasıl laf ya? Saçmalama. Ben buraya tarihi bulmanızdan yardım etmeye geldim. Aylardır buradayım. Bir kardeşimin katili nerede hala bilmiyoruz. Ne yapacaksın? Bazen böyle olur. Hedefindeki adam inatçı çıkar. Hele biraz da becerikliyse peşinden koşar durursun. Yıllarca bulunamayan seri katiller var. Bizim işimiz o kadar sürmez umarım. Sürmez sürmez, korkma. Ayrıca bize yük falan değilsin. Aksine gayet de faydalısın, tamam mı? Hem bir de sana sandığından daha fazla alıştık. Yani en azından ben. Ben sana bayağı alıştım Nadia. Bunu duymak güzel. Otele bir şey kaymadı. Gel, sana Ruf'ta bir kahve ısmarlayayım. Ne dersin? Güzel teklif. İstedim mi gayet faydalı oluyorsun işte. Abla. Bunu benden al, ne olur. Niye Zeliş, ne oldu? Ya abla, ben yapamayacağım. Bugün böyle lazım olur gibi oldu. Tarık'ı mı gördün? Karşına mı çıktı, ne oldu? Hayır, öyle değil. Otogarda Fatih ile ilgili anonsu aldık, gittik. O manyak ortalığı birbirine katarken durdururum belki diye kullanayım dedim. Elim gitti ama beceremedim. Ben çantamdan bile çıkarana kadar ağır geldi abla, yapamayacağım. Ne olur al bunu benden. Hızlı mı geçiyor gün? Ha? Haber peşinde eskisi gibi. Öyle oldum. Şefiki çağırmış beni. Dosya da büyük, biliyorsun olayı. Biliyorum biliyorum. İzledim de seni. Aslan gibisin. Gurur duydum seninle. Sağ ol baba. Dikkatli oluyorsun değil mi? Aklım hep sende bak. Tabii, merak etme. Yalnız da kalmıyorum hiç. Engin'le konuştum. Silah meselesini anlattı. Zor gelmiştir sana da herhalde ha? Geldi baba, gelmez mi? Öyle böyle değil. Olsun olsun. Tedbir adı üstünde. İnşallah hiç gerek kalmasın ama üstünde bulunsun. Arada ben de gösteririm sana. Alıştırma yaparız beraber. Baba, aslında ben pek istemiyorum. Zeliha. Hatta Selin ablayla da konu. Çıkmamız lazım hemen. Şef de aradı. Adliyeye geçiyorlarmış birazdan. Görüntü lazım ana haber için. Hadi. Tamam, geliyorum. Kaçırmayalım şu işi baba. Konuşuruz sonra. Tamam tamam kızım, hadi. Hadi bak işine, haberleşiriz. Tamam, görüşürüz. Hadi dikkat et kendine. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun başkomiserim. Aa, geçmiş olsun başkomiserim. Nasılsınız? Yavaş yavaş. Pardon, tamam, tamam. Pardon, tamam. Özür dilerim. Tamam. İyiyim. İyiyim. Nerede millet? Devriyedeler. Bir tek bar komiserim var. O da yemeğe gitmişti. Neredeyse gelir. İyi. Ne var ne yok? Ceylan cinayetinin işlemleri sürüyor. Savcılık sevki var. Onun dışında da... Bu kim? Hüma Selman. Şikayet dilekçisi mi bu? Nevres Abbasoğlu dosyasına şikayetçi olarak katılmak isteyen bir şahıs. Savcılıktan yönlendirmişler. İlk ifadesi alındı. Ama sorumlu amirle de görüşmek istiyor. İyi. Çağırın gelsin, bir ara görüşelim. Başkomiserim, aslında Hüma Hanım burada, aşağıda.
Biz sizi ararız dedik ama ısrarla beklemek istedi. Vallahi. İyi, daha iyi. Çağırın gelsin. Hemen. Pardon. Pardon. Teresa kahve içmeye çıkmıyor muyduk? Bir dakika için orama uğramam lazım. Tamam. Ben seni yukarıda beklerim o zaman. Aslında yukarı çıkmaya gerek yok bence. Benim oranın manzarası da çok güzel. Hem de ora servisi bizi kahve getirir. Daha rahat ederiz. Hem de sen benim oramı daha hiç görmedin değil mi? Hayır. Fırsat olmadı ki. Olsun. İster misin? Abi evde dinlensene. Ne işin var burada? Hemen dönülür mü merkeze? Ev ev değil ki kızım. Nazikinin günü varmış. Yok çoluk çocuk, yok ödevi, yok bilmem nesi. Duramadım geldim işte, böyle daha iyi. Ben burada kendimi daha rahat hissediyorum tamam, vallahi. Peki. Neyse. Peki buyurun. Üstü başkomiserim Hüma Hanım. Buyurun Hüma Hanım. Amirimizle birlikte dinleyeceğiz sizi. Teşekkür ederim. Hüma. Kuş anlamına geliyor değil mi? Evet. Mutluluk, talih getiren kuş demek. Ne güzel isimmiş. Ben hiç sevmiyorum. Bana hiçbirini getirmedi. Tamam, içeriye alalım hanımefendiyi. Buyurun. Şu kadıncağızın derdi neymiş bir dinleyelim. Abi bizimkiler almış ilk ifadesini. Ama sorumlu amirle görüşmek istedi. Ben de merak ettim. Gittiğimiz yer güzel mi anne? Evet kızım. İnanmıyorsan Sade amcana sor. Sade amca, güzel mi oralar? Niye cevap vermiyor? Araba kullanıyor şimdi. Konuşursunuz sonra. Bu amca kimdi anne? Dedim ya, akrabamız. Ama ilk kez görüyorum. Hem de çok hızlı kullanıyor. Korktun mu? Yok. Korkacak bir şey yok. Önünüze bakın. Niye hızlandı bu durduk yerde? Sen de bas, yetiş çabuk çabuk. Lan herif uçtu gitti ya, şu hale bak. Sıkı tutun yavrum. Sade abi ne yapıyorsun? Karışma lan. Zaten sülaleye laf getirdin. Bir de bana mı hesap soracaksın? Nereye kayboldu bu ya? Aradan saptı galiba abi. Biz düz devam edince kaçırmış olduk. Ya biz onları korumak için eskort yapıyoruz. Onlar bizden kaçıyor. Bir saçmalık var bu işte. Çok araştırdım. Herkese başvurdum. Bulamadım. Belki de son umudum burası. Sizsiniz. Biz tabii. İyi geleceğiz. Aldık bilgilerini. Durumu da anladık. Gerçekten çok zor bir şey bu. Nasıl dayandığınızı anlamadık ama. Tamam. Bizde bilgileriniz var. Bir gelişme olduğu zaman irtibata geçelim. Olur muyum hanım? Bağırcığım, hanımefendiyi yolcu eder misin? Tabii abi. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ne demek? Buyurun böyle. Merkezden 45-40 ve bütü bağlı birimlere.
Rıza Soylu konuşuyor. 45-40 ve bağlı bütün birimlerin dikkatine. Cevap verin, tamam. 45-42 dinlemede. 45-41 dinlemede. 45-43 dinlemede. Az önce gelen ihbara göre Mevres ve bir numarası Abdülbaki Küçükköy civarında görülmüş. 34 Rize Batman 6346 plakalı araçla, beyaz renk sedan araçla Sarıyer civarında seyrediyorlar. Beyaz sedan, istikamet Sarıyer. Anlaşıldı baba. Yakın sayılırım. Ben de intikal ediyorum baba. Anonsu aldık Rıza baba. Sarıyer'e geçiyoruz. Tamam. Hızlanıyorum. Sıkı tutun. Sarıyer civarındaki bütün ekipleri bilgilendir. En önemlisi KGYS birimleriyle irtibata geç. Tamam mı? Kameralarla aracı izlemeye alsınlar. Ve devriyedeki polislere de konumu bildir. Baş üstüne. Şüpheli araç Sarıyer kavşağında önüme düştü. Şu an takipteyim. Nevres ve Baki araçta mı? Görebiliyor musun onları? Camlar film kaplı. Hiçbir şey görünmüyor. Onların aracı mı? Emin miyiz? İhbar öyle diyor. Yaklaşıyorum Mesut. Adamları kaybetme, aman diyeyim. Biz de yoldayız Mesut. Korkmayın, bırakmam takibi. Benzini bitene kadar kovalayacağım eşlikleri. Hadi göreyim seni Mesut. Bitir şu işi. Peki. Çatışma bitsin sorarım. İki adam indi arabadan. Sonrası gördüğün gibi. İndirmişsin abi ikisini de. Eline sağlık. Araba delik deşik olmuş. Bir de Kaya. Araçta birileri daha var galiba. Nevres olmalı. İhbarda öyle diyordu. Dikkatli, dikkatli. Bunlar kim ya? Ayşe ile İkbal. Allah kahretsin. Sarıyer Bahçeköy Caddesi'ne acil ambulans 2 tane. Çok acil. Selin, durumları nasıl? Berbat. Nabız alamıyorum. Nasıl oldu bu iş usta ha? Hani araçta Nevres vardı? Anlamadım usta. İki kişi indi, çatıştık. O sırada ateş altında kaldı araba. Ben görmedim içeriği. Selin, Ayşe'li kızını en son sen görmedin mi? Ben gördüm, evet. Akrabası bir adam aldı kadını kızını. Benim işim rahat etmedi. Peşlerine polis eskortu taktım. Ama o araba bu araba değil. Nasıl buradan çıktılar anlamadım ki. Sıkı tutun yavrum. Saadet abi ne yapıyorsun? Karışma lan. Zaten sülaleye laf getirdin. Bir de bana mı hesap soracaksın? Hadi. Kızını da al, in arabadan. Hadi hadi. Ne yapacağız burada Saad abi? Hadi. Anne ne oluyor? Hadi.
bu arabaya bineceksiniz. Niye? Kocan seni yanına istiyor. Bunlar da Nevresin adamları. Onlarla gideceksiniz. Nevresin canı cehenneme. Düzgün konuş kız. Sana da yazıklar olsun. Akrabam dedim sana sığındım. Satacak mısın beni böyle? Uzatma bacım, hadi geç. Eline sağlık. Sağ ol. Nevres'e selam söyleyin. Nasıl? Nevres'e diyorum. He. Selam söyleyin. Adamısınız ya siz onu. Olur olur, söyleriz. Hadi. Ne yaptınız? Kadınlı kızını aldık. Kolay oldu. Nevresin adamıyız dedik. Herif ikisini de elimize teslim etti. Tamam. Şimdi neredesiniz? Sarıyer tarafındayız. Ne yapalım? Şimdi oralarda geziniz siz. Durmayın, hareket halinde olun. Ben size ne yapacağınızı söyleyeceğim. Aramamı bekleyin, tamam mı? Anlaşıldı. Tamam. Polis imdat. Alo. Merhaba, kolay gelsin. Bir ihbarda bulunacaktım. Hakkında arama kararı olan Nevres Abbasoğlu ve adamı beyaz sedan bir araçla Sarıyer'de geziyorlar. Az önce gelen ihbara göre Nevres ve bir numarası Abdülbaki Küçükköy civarında görülmüştür. 34 Rize Batman 6346 plakalı araçla. Şüpheli araç Sarıyer kavşağında önüme düştü, şu an takipteyim. Tuzak kurmuşlar. Senin bir suçun yok usta. Bilseydim arabada olduklarını bir bilseydim. Mesut. Bilseydin tek el bile ateş etmezdin, biliyoruz. Hepimiz seni biliyoruz Mesut, yapma. Ateş altında olmaları senin suçun değil. Şşş. Çık şu kafadan. Çık şu kafadan, işimize bakalım hadi. Hadi aslanım. Abi, uçak 2-2,5 saate kalkıyor. Hemen çıkalım. Yoksa biletlerimiz yanacak. Yanarsa yansın. Almanya'ya başka uçuş mu yok sanki? Pasaportlar sende mi? Bende abi. Kimlikler de bende, biletler de. Ulan Baki, hiç içime sinmiyor ha. Karıyı kızı bırakıyoruz geride. Başlarında erkek yok, ne yapacak bunlar? Devletin elindeler abi zaten. İleride bir gün kavuşursunuz. Şimdi ne olur kaçalım Allah'ını seversen. Tamam lan. Panik yapma karı gibi. Hayırdır inşallah. Bu ne ya? Bak bakayım şuna bir. Video yollamış biri. Numarayı tanıyor musun? Yo. Açalım bakalım ne videosuymuş. Olamaz. İkbal. Ayşe. Ölmüşler. Nasıl lan? Nasıl? Mesut öldürmüş. Bak gör. Kim vardı cesedin başında? Mesut vardı. Polis çocuk öldürür mü lan? He? Polis çocuk öldürür mü lan? Allah'ın belaları. Polis çocuk öldürür mü lan? Allah'ın belaları. Abi iyi misin? Bir şey getireyim mi sana? Bana temiz bir telefon bul lan. Abi uçağın kalkmasına az kaldı. Başlatma lan uçağından. Evladımı taramışlar, sen uçaktan bahsediyorsun. Bu mu lan senin dostluğun? Hiçbir yere gitmiyorum. Karımın kızımın intikamını alana kadar buradayım lan. Abi şimdi kaçalım. Sonra gelir dünyayı başlarına yıkarız. Ama şimdi kaçmamız lazım. Oğlum bir daha kaçalım dersen senin kafanı kırarım ha. Bana bir temiz telefon bul hadi. Tamam, hadi. Tamam, tamam, tamam. Ya ben çok acıktım. Gel sana yemek ısmarlayayım. Vallahi ben de çok acıktım. Yiyelim abi.
Ben kaçtım. Görüşürüz sonra. Abi nereye ya? Kardeşim bu akşam kafedeyiz bak. Okey'e dördüncüyü de buldum. Akıyoruz, keyfimize bakıyoruz. Oha! Lan yavaş be. İş aldık başımıza şimdi ha. Önüne baksana lan. Işıkta durmuşum. Duran arabaya çarpıyorsun. Şuraya bak. Çizmişsin lan arabamı. Kör müsün birader, duran arabaya çarpıyorsun? Sonra niye motorlara küfür ediyorsun? Ederim tabii. Aradan kaçmaya geldi mi kaçarsınız. Düz yolda gidemiyorsunuz. Nasıl olacak bu iş birader? Lan ne konuştun be? Lan nereye gidiyorsun lan? Hırsız var. Adama bak, bindiği arabaya bak. Bizde olmaz ki böyle şans. Anca böyle kendin kovalayacaksın. Güzel araba ama ha. Sabahtan beri peşindeydim dedi vallahi. Girin bakın içeri. Hadi. Nevres Başkan içeride. Tamam getirin hadi. Islanmadan yükleyin bunları kamyonete. Hadi. Hadi. KGS var mı burada? Yok komiserim. Yok gibi görünüyor. Çevreden kayıt toplayacağız o zaman. Bulun bir şeyler hadi. Anlaşıldı komiserim. Kurye motoru değil mi? Evet abi. Beyza'ya sordum plakayı. Çalıntıymış. Semt karakoluna çalıntı ihbarı yapılmış. Adam çalıntı motorlu araba çaldı yani. Arada bul şimdi. Işıklarda durdum işte. Geldi arkadan zıbap diye çaktı. Herif meğer arabaya göz koymuş. Burnu da patlatmış. Kafasındaki kaskla vurdu. Tam böyle dalgın adıma geldi. Yoksa öyle bizi kimse yere indiremez yani. İndirmiş birader işte. Ne anlatıyorsun? Şansına dua etsin. Biz de boş adam değiliz komiserim. Son bir aydır çok oluyor araba hırsızlığı. Ya özellikle bu bölgede. Hadi kasktan yüzünü göremedim. Kıyafetinde bir detay ya da ne bileyim kolunda bir dövme falan bir şey var mıydı? Bir düşüneyim baba. Adam simsiyah giymişti. İyi düşün bak. Herhangi bir detay işimize yarayabilir. Yok. Gerçekten hatırlamıyorum. Böyle dikkat çekici bir şey de görmedim. Peki. Siz burnunuz için bir hastaneye gidin. Bir gelişme olursa biz size haber veririz. Çok teşekkür ederim memur hanım. Çok ilgilendiniz. Sizin gibi polislerin olduğunu görmek çok sevindirici. Adınız neydi acaba? Hadi kardeşim hadi. Git hastaneye git hadi hadi. Peki hayırlı görevler. Hadi kardeşim dayak yemeden kaç kaç. Allah'ım yarabbim ya. Adam sana hasta olmuş işte kızım. Niye gönderiyorsun hastaneye? Ya Ali saçma sapan konuşma hadi. Git başımdan. Bakıyorum da her yerden bir hayranla dönüyorsun Bahar Hanım. Hayda. Düştük dilinize değil mi? Kahve yaptım sana. Yok yok hiç ağzımın tadı yok sen iç. Mesut.
Yapma. Kendini suçluyorsun biliyorum ama yapma. Sen bilemezsin ki. Onların arabada olduğunu fark edemezdin. Çatışmanın ortasındaydın. Senin hiçbir suçun yok. Yapma. Küçücük kız, annesi. Birbirlerine sarılmışlar böyle. Ben kıyamet kadar mermi yağdırdım o arabayı Selin. Of, ben öldürdüm onları ya. Nasıl yapma ya? Bin tane adam vurmuşumdur şu ana kadar. Hangisi öldü, hangisi kaldı saymadım. Umurumda da olmadı. Ama bu küçücük kız ya, küçücük kız ne işi var orada? Benim namlumun ucunda ne işi var? Mesut, canım. Ne olur yapma. Gözünü seveyim yapma. Senin suçun değil. Alo. Ben Nevres. Gitmedim. Kaçacaktım ama buradayım. Ben de buradayım. Gel çık karşıma, ne diyeceksen de. Çıkacağım, merak etme. Ben kimseye acımamışım. Masum dememişim, mazlum dememişim. Emir neyse yapmışım. Karım kızım katledene mi acıyacağım ben? Mesut komiser. Bil diye arıyorum. Bil ki senin kanın bana artık helaldir. Nevres mi? Neredeymiş? Ne diyor? Mesut ne diyor o manyak? Tehdit mi ediyor? Ne yapacaksa onu söylüyor. Hayırdır? Ufak bir iş meselesi için geldim. Temiz abi. Çantada ne var? Sana ne lan, versin. Buyur abi. Biraz geciktirdik ama kimsenin bizde parası kalmaz. Ne şov yapıyorsun lan? Ver parayı git işte. Borç haricinde para da var orada abi. Biraz mal isteyeceğim senden. Yok mal falan sana. Abi bak, çok güzel bir gece kulübü çözdüm. Peynir ekmek gibi satacağım malı. Sen bana güven. Yok oğlum, anlamıyor musun? Güvenmiyorum sana. Bana borç takan adamla iş mi yapayım? Abi orada 10 numara cip var. Bak onu vereyim sana, ver malı bana. Abi bir bak, şahane araba. İstemiyorum lan. Aslan. Sevmiyorum oğlum seni. Hadi defol. Efendice konuşuyoruz lan. İlle kafa göz mü kırın lan? Buradan canlı çıkamazsın. Bırak lan silahı. Tarık abim. Gel lan buraya. Abi hızır gibi yetiştin. Oğuz, ha. Oğuz sen git yürü. Canım kurtardı. Atla. Dökeni yaşatır mıyım İkbal'im? Allah hakkı için kısasa kısas yapmaz mıyım ben güzel yavrum? Rabbimin cennetinden gör. Gördüğü için ferahlasın inşallah. Gözümün bebeği. Canım yavrum. Thank you.
O nedir birader? Adımını attığın yerde ceset var. Bu cip de çalınan araç değil mi? Evet o. Çalan adam buraya gelmiş. Komiserim, kolilerin içinde bulduk. Uyuşturucu da var. Ne oldu burada ben anlamadım şimdi. İki tarafta da mermi kovanları var. Ama tek bir kişiyle çatışmışlar sanırım. Komiserim. Depoya ait güvenlik kamerası tespit ettik. Çatışma esnasında kayıttaymış. Aslanım benim. Cipi çalan adam bu. Elinde bir çanta var. Buradan çıkmadı değil mi o çanta? Yok. Zaten adam burada da yok. Giderken çantayı da almış. İleriye sarıyorum biraz. Bak, bak buradan sonra çatışma başlıyor bak. Bu elemana sıkıyorlar herhalde. Tarık değil mi o? O baksana. Yine çıktı karşımıza şerefsiz herif. Elemanı kurtarıp gitmiş. Görüntüden belirleyebilir miyiz peki kimliğini? Görüntü çok iyi değil ama bir deneyeceğiz tabii. Parmak izinden de çıkar. Burada yapacak bir şey yok. Çıkalım biz de hadi. Kardeşim, cipe de bakarsınız. İyice bakın. Parmak izi falan çıkartın. Atlamayın bir şey. Tamam komiserim. Telefondan iz sürmek mümkün değil. Buldu bir uydu telefonu. Konuşuyor herif rahat rahat. Dünkü çocuk değil ki bu. Radikal örgütün emirlerinden. Kim bilir kaç tane uyuyan hücre bu adama bağlı. Bir o kadar silah, para, adam, imkan. Karşımızdaki sert kaya beyler. Belimizden kaçmasının derdi bitmeden şimdi de gidip çarptık adama. İşimiz her zamankinden zor. Sağlık olsun baba. O ne demek? Ne olacaksa olur demek yani. Beni istiyorsa gelir, alabiliyorsa alır. Alamazsa da ne bileyim yani işte kısmet. Ya saçmalama Mesut. Böyle zar atılır mı? Ya zaten herkes alarmda, bu adamı aramıyor mu? Kafasını çıkarttığı yerde işini bitireceğiz zaten. Ama o zamana kadar seni güvende tutmamız lazım. O ne demek ya? Herkes için ne yapıyorsak sana da aynı şeyi yapacağız. Güvenliğe hazır. Sabaha geçiyoruz. Yapmayın ya. Kapıya polis falan ha? Hepsi hazır. Ya usta bir sakin olun, yapmayın. Ne yapacağım ben orada ya? Adam aradı, gözdağı verdi diye yani kafayı kuma mı gömeceğim? Gömeceksin kardeşim. Bu tehdit geçene kadar saklayacağız seni. Rıza baba, sen bir şey söyle bari. Diyeceğim. Ve sen bu sefer dinleyeceksin. Güvenli evde oturup bekleyeceksin. Karşımızdaki normal bir adam değil Mesut. Sıradan bir tehdit hiç değil. Ben seni riske atamam. Bak usta, 40 yerimizden dökülüyoruz. Bir de sana üzülmeyelim. Bak bir seferlik laf dinle. Bir sefer lan. Ya usta, of be vallahi hakikaten yani. Ya hiç kusura bakma kardeşim. Gerekirse kelepçeler götürürüm. Yine de seni o güvenli evde tutarım. Bak, ekibi huzursuz etmek yok. Bu plan burada kalıyor beyler. Tamam mı? Kimseden bir tek laf çıkmayacak. Anlatabildim değil mi? Anlamasam ne olacak baba? Kestiniz raconu diyeyim artık yani. Söylenecek. İtiraz edecek. Canımızdan bezdirecek. Sakın dinlemeyin onu. Sakın dinlemeyin. Merak etme baba, sen merak etme. Merak etme baba. Ayşe ve İkbal Abbasoğlu. Aynı araçta ölü ele geçirilen iki şahıs. Dosyaları da sizde. Bizde de komiserim. Hayırdır gece gece? Nöbetçi arkadaşlar da giremezsiniz demiş ama. Şimdi bana o balistik raporları ne zamana lazım biliyor musun? Ne zamana? En kısa zamana lazım. Tabii biz elimizden geleni yaparız ama bu şekilde de biraz... Sen beni burada daha önce gördün mü güzel kardeşim? Ha? Gecenin bu saatinde. Görmedin değil mi? Neden görmedin? Çünkü bu seferki hayat memat meselesi.
O kızla annesi kimin silahından çıkan kurşunla öldürülmüş hemen öğrenmemiz lazım. Hadi güzel kardeşim. Ben burada bekliyorum. Ben seni tutmayayım. İçerideki arkadaşlara da selamımı söyle en kısa zamanda. Ha? Hadi. Kim çıktı böyle abuk sabuk atıştırmaktan? Eve uğrayamadım ki ben de. Mis gibi yemeğim vardı. Yine mi sebze? Sebze canım. Beğenemedin mi? Yok canım. Sen ne yapmışsın da ben beğenmemişim bugüne kadar? Bak sen. Tabii. Düşünsene şöyle işimiz gücümüz bitmiş. Herkes bir rahat etmiş. Yaslanmışız arkamıza. Evdeyiz. Uzatmışız ayaklarımızı. Açmışız bir maç. Ne maçı ya? Çok romantiksin yine. Romantik olsun diye demedim ki. Rahat ederiz diye dedim. Sen aç izle canım maçını. Tamam ya, dizi izleriz. Hani o senin şeyden kısa kısa oluyor ya. Bir sezon 2 saat sürüyor hani. Bak o olur, tamam. Yani bana belki uyku bastırır. Üşenirim, gitmem eve, sende kalırım. Bir alt kata inmeye mi üşeneceksin? Belki sen kıyamaz, göndermezsin. Bilmiyorum, uslu durursan niye olmasın? Bakarız. Haber geldi, hadi. Hadi. Evet, bu evrakla aracı garajdan teslim alabilirsiniz. O kadar değil mi? Başka bir işlemimiz yok. Yok, hayır. Gidebilirsiniz sonra. Sağ olun, hayırlı işler. Ferdi, şunlara bir bakar mısın? Tabii komiserim. Bahar komiserim. Evet, ne var? Ben araç için geldim de. Evet. Bizim meselemiz bitti ya. Bulunmuş araç. Bir teşekkür etmek istedim size de. Zahmet verdik o kadar mesainizin arasında. Vallahi her zaman söylerim. Ne varsa Türk polisinde var. Değil mi? İsim neydi sizin? Kamil. Kamil Esen. Şöyle bir kartımı takdim edeyim. Anladım Kamil Bey, geçmiş olsun. Dikkatli olun bir dahaki sefere. Ben aslında, yani yanlış anlamazsanız, teşekkür babında. Hani sohbet muhabbet amaçlı. Belki bir tanışıklık olur, bir ahbaplık olur diyerek bir yemeğe davet etmek isterim sizi. Ama yani sakın ne olur beni yanlış anlamayın. Öyle yanlış bir insan değilimdir yani. Ya sen ne kadar çok yanlış diyorsun ya. Nasıl? Yok diyorum, yok. Senin yanlış adam olduğun 100 metreden belli. Gelmişsin burada devletin memuruna, mesaisi içinde yazacak kadar gözünü karartmışsın. Kimsin ya sen, he? Kimsin? Kamil! Kimsin oğlum sen, he? Aşkım, aşkım. Ben de her yerde seni arıyorum ya. Hayırdır? Ne oldu, sinirli misin sen? Yok aşkım ya. Beyefendinin bir olayı olmuş da. Hadsizin biri ileri geri konuşmuş. Onu hakkında yani. Önemli bir şey değil. Var öyle hıyarlar. Bir bilsen neler görüyoruz kardeşim bütün gün. Bitmiyor yani hıyarlar, bitmiyor. Bitmiyor Kamil Beyciğim, bitmez. Tabii efendim, haklısınız amirim. Allah kolaylık versin, hayırlı mesailer size. İyi çocuktu aslında. Bir şans verseydin. Başlarım iyiliğinden. Yanlış anlamaymış. Küs. Kızma aşkım. Vallahi ya. Hakikaten tam zamanında yetiştim. Paralıyordum adamı. Gördüm onu, gördüm. Gördüm. Bizim bakanlığın işleri apar topar olmazdı. Hele böyle seminer falan dediğin bir iki ay önceden planlanırdı. Nasıl son dakika haber verdiler ben de anlamadım. Ne bileyim, devlet işi bu oğlum. Bazen acil olur. Tabii tabii. Ani olur, takılma sen ya. Git işte mis gibi kara kışta Ankara havası. Ya hem de ne mis.
Söylenme ve söylenme tokma kafa. Hallet gel işte. Bir hafta mı iki hafta mı ne kadardı o? Vallahi en az 10 gün dediler. Öğreneceğiz gidince. Heh, geldiler. Gelin gelin. Müdürüm. Siz Tuncu havaalanına kadar atı verin. Oradan devam edersiniz devriyeyi, tamam mı? Emredersiniz. Tabii ki. Ya size de zahmet olacak ya. Ne zahmeti kardeşim? Eyvallah Cemal'im. Hadi aslanım, haberleşiriz. Kolay gelsin, tamam mı? Sağ ol Engin abi. Biz görüşürüz baba. Hadi 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 bakalım. Al çantanı. Şart mıydı çocuğun da düzenini bozmak? E şarttı kardeşim. Seni güvenliğe ve yerleştirip Tuncu kabak gibi açıktan bırakacaktık. Hiç huzursuz etmeden iki telefonla Ankara'ya postaladık işte. Ben oradaki ekiplere de bilgi geçtim. Evet yaptın. Gözleri üstünde olacak, tamam mı? Merak etme. İyi, bir de olanı düşünmeyelim diyorsun, doğru. Aynen öyle. Tertemiz. Sen bu ara çok organizesin ha. Bu Alman abla sana yaradı. Ulan peşinde ordu var. Sen hala benimle uğraşıyorsun. Tabii. Allah Allah. Zaten bir filmde güzel bir kız varsa onu Engin Bond kapar. Kıskandın mı ha? Söyleyeyim mi Selin'e? Yakayım mı başını şimdi senin ha? Aman 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 aman. Nevri sever Selin'e verme beni. Allah'ını seversen. Hadi kalk gidelim. Nereye gidiyoruz? Dur çay içelim ya. Tarık geldi. Seninle konuşmak istiyormuş. Gelsin. Gelin. Dur bir dakika, üstünü arayacağım. Yavaş birader, yavaş. Eline dikkat et. Tamam tamam. Başın sağ olsun. Acın da fenadır. Çok iyi tahmin ediyorum. Eskiden racon belliydi. Aile, kadın, çocuk dokunulmazdı. Kimse kimsenin evladına kurşun sıkmazdı. Artık kimse kural tanımıyor. Anlat. Niye geldin? Bildiğim bir şeyler var. İşine yarayacak şeyler. Heh. Geç. Evet. Ev temiz. İyi de ısınıyor. Mutfağı da doldurduk. Rahatına bak işte usta ya. Ya ne rahat ne rahat. Ya bir süreliğine işte. Bulalım adamları. Alalım kapatalım konuyu. Dön yine eski düzenine. Ya bırak Allah'ını seversen. Laf anlatma buna. Nasılsa bulacak söylenecek bir şey. Keşke ben de yan gelip yatsam. Oh! Öyle demeyin usta ya. Kaçmak saklanmak gibi oldu bu. Dünya alışık değil, ne yapayım. Böyle hafif bir batma yaptı yani. Yapmasın yapmasın. Oğlum sen kimden ne zaman kaçtın ha? İş ciddi olmasa böyle yapmazdık biliyorsun. Anlattırma 40 defa. Neyse. Hadi ben kapıdaki ekiple bir konuşup çıkıyorum. Hüsnü siz de yerleşin bakın duruma, tamam mı? Tamam tamam. Haberleşiriz. Hadi kolay gelsin. Ne aldınız? Oo. Bu ne ya? Bizden önce kim kaldı burada? Bakmamışlar mı etrafa? Nasıl iş bu ya? Kimden kalma bu? Kırmızı alayım bakayım. Kırmızı. Bir de mavi alayım. Oldu. İkbal, Nevris'in kızı. Ver ver, tamam. Kaldıralım, canın sıkılmasın hadi. Kalsın usta, ver. Bırak kalsın. Şunu bir yardım etsin, çıkartalım. Rahmetli karınla kızının katili belli.
Asayiş'ten Mesut Güner'i. Onların intikamını almak istiyorsun değil mi? Elbette. Hayırdır birader? Nereden çıktın sen? Bize iş mi öğreteceksin? Dur bakalım Baki. Belki Tarık kardeşim bir faydası olur. Senin çapını aşar bu iş Abdu. Ben istesem Mesut komiseri zaten yarım günde paketler buraya getiririm. Ben dururken neydi belirsiz adamlardan fayda bekliyorsunuz? Bu lüzumsuz herifle vakit kaybetme. Size Mesut'u ben getireceğim. Kardeş zorlama. Bırak büyük abilerin halletsin. Sen kapat çeneni yoksa ben kapatırım ha. Hadi bir dene. Bak sonra ne oluyor. Tamam. Kesin gürültüyü. 5 milyon. Kızımın, İkbalim'in katiline önüme kim koyarsa 5 milyon. 5 milyon nakit para eline sayacağım. 5 milyon. Bana uyar. Ben varım. Ben de varım. Aynısını yapardım biliyor musun? Nevresin yerinde olsam birebir aynısını yapardım. Çoluğumu çocuğumu, karımı öldürecek biri. Nereye gitse bulup öldürürdüm. Biliyorum biliyorum, yaptın zaten. Umut'u kaybettiğinde Derman'ın peşinden Fizan'a gitmedin mi ha? Gittim. Gidilir usta, herif haklı. Ben kıydıysam çocuğa ne yapsa haklı. O kadar uzun boylu değil usta. Bir kere sen psikopat katilin biri değilsin. Zevk için çekip vurmadın kimseyi. Ne fark eder? Çok fark eder. Kadının biri geldi merkeze. Savcılığa gitmiş. Vermiş dilekçesini. Oradan bize yönlendirdiler. Yuma. Kaç yıldır Nevres'in peşinde. Nasıl peşinde? Neden? Kadını izledi. Bunların Suriye'deki köyünü basıyor Nevresler. Bundan bilmem kaç sene önce. Silah seslerini duyduk önce. Ben küçük yeğenimle salondaydım. Abimin kızı Ömür. 13 yaşındaydı o zaman. Annesiyle babası öleli bir hafta olmuş. Çarşıdaki patlamada kaybetmişiz. Zaten kuş gibi titriyordum. Dizimin dibinden ayrılmıyordum. Korktuk. Daha ne olduğunu anlamadan dağıldılar eve Nevresli adamları. Ateş etmeye başladılar. Annemle babam hemen vuruldu düştü. Ben sımsıkı sarıldım Ömür'e. Biliyorum gelenlerin niyetini. Ona bir şey olmasın diye. Ama koruyamadım. Aldılar hemen. Nevres geçti karşıma. O bakışını unutamam. Ölsem unutamam. Ömür'ü dışarı çıkarttı adamları. Biz Nevres'te kaldık. Sabaha kadar. Ben orada yerde. Anamla babamın cesedi yanı başımda. Nevres üstümde. Sabaha kadar tecavüz etti bana. Ciğerim söküldü. Bağırdım duyan olmadı. Öldüm sandı. Bıraktı gitti. Ömür. Yeğenimi götürdüler. Kendime gelince her yere gittim. Baktım, aradım, sordum. Esir pazarlarına gittim. Neyimiz var, neyimiz yok sattım. Her seferinde kandırıldım. Oyaladılar, beni de alıp satmaya kalktılar. 3 kuruşum kalmadı. Canımdan oluyordum. En son Türkiye'ye atabildim kendimi. Akrabaların yanına. Ömür yaşıyorsa eğer, şimdi 17 yaşında olmalı. O günden bugüne neler gördü kim bilir. Ben hem Nevres Abbasoğlu'ndan şikayetçiyim. Hem de yeğenimi arıyorum hala. Bizim bir memleketimiz vardı. Şimdi yok. Bir evimiz, bir ailemiz vardı. Şimdi yok. Başımıza yıktılar. Şimdi bu memlekette hakkımı arıyorum. Sizin adaletiniz var mı? Eğer varsa bana hakkımı verin. Nevresi bulun cezalandırın. Bana imkan verin. Yüzüne bakıp haykırabileyim. Bulabilirseniz de yeğenimi, Ömür'ü. Ölü ya da diri. Bana bulun amirim. Hayvan herifler ya.
Kadının yeğeni Ömür'ü aratıyorum her yerde. Sınır illere dilekçe yazdık. Göçmen kamplarına, belediyelere, bakanlığa. Aklına neresi gelirse yani. Haber bekliyoruz. Ha bulunur mu? Bulsak ne halledilir bilmiyorum. Belki bir tutup mezar yeri gösterecekler. Yani kadın ona bile razı biliyor musunuz da. Koruyamadım. Aldılar elimden. Bari gidip duamı ederim başında diyor. Çok ağırmış usta be. Öyle öyle. Ölen çocuk İkbal. Masum tabii. Kimse istemezdi böyle olsun ama Nevres masum değil usta. Bu hayatında böyle bir adaleti var işte. Yaşattığın gelip buluyor seni. Bir de böyle düşün. Aslan kardeşim benim. Sen elini bilerek kirletmedin, kirletmezsin. Vicdan rahat olsun. Suçlama kendini. İki grup musunuz? Evet baba. Hakan Bahar ben, Cemal'le de Ezgi. Güzel. Gözünüzü dört açın. Önceliklerimiz belli zaten. Tarık ve Nevres. Ve tabii onlarla bağlantılı olabilecek herkes. Merak etme baba. Hep beraber alarmdayız. Hüsnü abilerden haber yok. Eve mi döndü o yine? Dinlenmeyecek miydi zaten? Bugün uğradı bir ara. Hadi ya. Hiç görmedim. Benim haberim var. Oyalandı biraz sonra çıktı. Başka işleri de varmış. Döner mi iki saate kadar? Engin müdürümle Müslü abi de yok. Herkes bir yerlerde evlat. Hadi. Siz de işinizin başında tamam. Kolay gelsin. Hayırdır bir şey mi oldu? Ya ben Mesut'a ulaşamıyorum. Eve de baktım yok. Tunç da şehir dışına çıkmış. Buraya da mı gelmedi? Yok vallahi. Dışarıda herkes. Rıza baba. Baba biraz konuşabilir miyiz? Gel otur. Baba. Yine bir işler dönüyor. Yani bize söylemediğiniz bir şeyler oluyor. Ne demek istediğini anlamadım Selin'ciğim. Nevres Abbasoğlu Mesut'u tehdit ediyor. Mesut o saatten beri ortalarda yok. Engin müdür yok. Hüsnü abi bir görünüyor bir kayboluyor. Arıyorum telefonuma çıkan yok. Ya ben bu dosya için dün geceden beri nerelerde koşturuyorum. Açıp anlatmak istiyorum kimse benim telefonuma çıkmıyor. Beni dinleyen yok. Ne koşturması? Anlat dinliyorum. Adli tıbbın tepesindeyim. Laboratuvarda göz açtırmıyorum. Sebep ne peki? Balistik sonucu hemen çıksın diye. Mesut o arabayla çatışmaya girdi. Ama o kadınla kızını Mesut öldürmedi baba. Ben buna inanmıyorum. Olay yeri fotoğraflarını gördüm. Mesut'un ifadesini de gördüm. Yani senin bildiğin farklı bir şey mi var? Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Kesin değil baba. Bu sadece bir şüphe. Ama ispatlayacağım. O mermiler Mesut'un olamaz. Nasıl? Nasıl olamaz ya? Delik deşik olmuş ortalık. Karşı ateşi açan sadece Mesut. Peki kim vurdu bu insanları? Baba, bir düşün. Mesut aracı sıkıştırdı. Adamlar indi. Saydırmaya başladı. Mesut karşı ateş açtı. O esnada kadınla kızı arabadalar. Eğer canlı olsalar en azından bir çığlık, bir ses çıkmaz mı bu insanlardan? Ya da kaçmaya çalışmazlar mı? Peki Mesut? Onun tecrübesinde bir adam en ufak bir ses, bir işaret görse öyle ateş etmeyi sürdürebilir mi? Bunlar dediğin gibi hepsi sadece şüphe. İspatlanana kadar kimse kesin konuşmayacak. Sen de. Ve bu düşündüklerini de kendine saklayacaksın. Bak, o rapor çıkar çıkmaz da bana getireceksin. Tamam mı? Tamam, kabul. Hı. Mesut nerede baba? Selin, herkes işinin başında. Koşturuyor. Sen neden buradasın hala? Peki Rıza baba. Ulan kaçar mı bu gol be? Abi ben sana söylüyorum bu adamı bak ya. Bunlardan iş yok. Komiser geliyor.
Komiserim, ne zahmet ettiniz? Olur mu kardeşim? Ağaç oldunuz burada benim yüzümden. Estağfurullah abi, görevimiz. Hem bekleyeceksek de seni bekleyelim. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz, sıkılmadınız mı? Maç yakaladık bir tane, onu dinliyorduk komiserim. Kaç kaç? 1-0 gerideyiz ama bastırıyor bizimkiler komiserim. Sizinkiler kim? Adana Demirspor komiserim. Allah'ıma şükür Adanalıyık. Hey maşallah. Aç sesini de beraber dinleyelim. Ha, tam Engin'in renkleri. Sakin ol Nadia'cığım. Bırak beni yoksa çiğlik atarım. Attığın son çığlık olur. Olay çıkarırsan kurşunu yersin. İkimiz de silahlıyız. Şimdi akıllı ol ve bıçağı ver. Aferin. Şimdi bizimle arabaya biniyorsun. Sesini çıkarma. Yürü. Başına büyük bela aldın. Caz yapma, yürü hadi. Sonun çok kötü olacak. Sende bize yarayacak bir bilgi var. Akıllı olursan canın fazla yanmadan ötersin. Sana söyleyecek hiçbir şey yok bende. Yok ya. Sen ne sanıyorsun kendine? Sarıçınsın diye, Almansın diye boğazını kesemez miyiz zannediyorsun ha? Alo, efendim Nadia. Alo? Çek ellerini üstünden. Alo Nadia. Nadia ne oluyor orada? Beni korkutmak o kadar da kolay değil, anladın mı Abdülbaki? Bana hiçbir şey yapamazsınız. Hadi hadi. Ne oldu? Allah kahretsin. Ne oldu abi? Nadia'yı kaçırmışlar. Ne? Cehenneme kara yolunuz var. Hepinize lanet olsun. Hepiniz geberin. Kapat çeneni lan salak karı. Çıkalım hadi. Nadia neredesin? Kim var yanında? Duyuyor musun beni Nadia? Zor günler geçirdin ama atlattığını görüyorum. Son çıktığın haber, dosyayı toparlaman, titiz çalışman hepsi şahaneydi. Seni yeniden aramızda görmek istiyoruz. Tabii sen de istersen. Birlikte çalışmaya devam edelim diyorum Zeliha. Ne dersin? Tabii ki isterim şefim. Yani sizin için de arkadaşlar için de sorun olmayacaksa ben tabii ki işime geri dönmek isterim. Biz de sana haksızlık yaptık. Bilip bilmeden konuştuk, kusurumuza bakma. İş bayağı büyük, bayağı tehlikeliymiş. Bilemedik. Affedersin. Yok, önemli değil. Sağ olun. O zaman tekrar hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim şefim. Hoş geldin. Hoş buldum. Bak kızım. Sen bir sarı kafa Alman karısın. Bu işlerin ortasına nasıl düştün anlamadım. Ama konuşursan kendini kurtarırsın. Sonra da ilk uçağa atlayıp defolup gidersin. Ama konuşmazsan haftalarca, aylarca bu iskemlede oturturum seni. Konuş şimdi. Mesut nerede? Ne bileyim ben. Arkadaşım değil ki. Mesut'un ekibiyle gezmiyor musun ha? Mesut bize lazım Nadia. Evine baktık yok. Merkeze de gelip gittiği yok. Belli ki bir yere saklamışlar. Sen bilirsin. Nereye sakladılar? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum lan? Ne demek bilmiyorum? Hiç mi bir şey konuşmadılar yanında ha? Çalıştır kafanı hadi. Bilmiyorum dedim ya, bilmiyorum. Ulan sana! Ulan! Ulan! Peki. Madem öyle. Bilmiyorsun. Madem ki konuşmuyorsun. Benim işime yaramıyorsun demek ki. Yapma dur. Yapma dur. Nadia'nın telefonu bu noktadan sinyal veriyor. Şu
şu depoda tutuyorlar galiba. Kapıyı adam bırakmışlar. Müdürüm, kapıdakileri indirelim mi? Çabuk halledin. Bir an önce içeri girmemiz lazım. Cemal, Arda, siz gidin, gidin. Burası temiz abi, gelebilirsiniz. Hak ettin. Polis! 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 Kaçtı! Kaçtı! Bakiyle bir adamı kaçtı. Nadia. Engin. Nadia. Canım çok acıyor. Nadia, vurulmuşsun. Ambulans çağır, çabuk, çabuk. Beyza, acil ambulans lazım. Çok canım acıyor. Çok acil. Geçecek, tamam mı? Geçecek, korkma. Kahretsin. Kurşunu karnından almış abi. Çok kanaması var abi. Şşş, olsun. Dayanır. Dayanırsın değil mi Nadia'cığım? Nadia, Nadia bana bak. Nadia. Hiç gözüm yok Engin. Nadia, Nadia gitme. Bayıldı, tamam, bir şey yok. Bayıldı abi, bayıldı. Hadi abi, hadi. Gözün çabuk. Sen yani baştan beri pustaydın bu ablaya. Zeliha'ya sırf ekibi ısırmak için yanaştın. Takıldın falan. Herhalde. Başka neden olacak? O kadar yani. Ne geveliyorsun aslan? Abi ben senin bir sürü operasyonunu bilirim. Takıldığın bir sürü abla gördüm. Böyle kafayı taktığını daha önce görmedim. Oğlum ne kafayı takacağım lan? İş için iş. Tamam. İş için benim bildiğim Tarık abi ilk sallanmada kızı keser atar. Allah'ıma icihan gelse bulamaz. Ama kıymamışsın buna bu sefer. Oğlum sıktım diyorum, sıktım. Ateş ettim kıza. Mermiyi bastım diyorum, anlamıyor musun sen? Ne kıyması, ne anlatıyorsun ya? Abi babasını vururken kız araya girmiş. Hiç mi tek etek kalmadı? İş değil ki senin için. Yumurta kırar gibi alırsın canını. Elini kolunu tutan nedir onu anlamadım. Oğlum sen ne zaman büyüdün de benim işime yorum yapıyorsun ha? Öldürmediysek lazım olur diye öldürmedik. Olacak da zaten göreceksin. Zeliha ile benim maceram öyle hemen bitmeyecek. Buyurun Hümeyye Hanım. Hoş geldiniz. Bir gelişme mi var? Henüz emin değiliz. Sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Sınıra yakın illere ulaşabildiğimiz tüm göçmen toplama merkezlerine yazdık. Belediyelerden, bakanlıklardan da destek aldık. Yeğeniniz Ömür'ün ismine ulaşamadık. Ancak eşkal ve yaş bilgileri üzerinden uyuşan kayıtlar geldi. Bunlar nedir? Yeğeniniz olabilecek kişiler. Yaklaşık 700 kişinin fotoğraflı, detaylı bilgileri. Arkadaşlarımızla birlikte hepsine tek tek bakmanızı istiyorum. Yeğeninizi bulabilirseniz ya da ona benzettiğiniz birilerini görürseniz hemen not edilecek. Ulaşmaya çalışacağız. Yani resimlere bakacağım. Evet. Şimdilik elimizden gelen bu. Ama işi detaylandıracağız. İlk adım gibi düşünün. İşe yarayacağını umuyoruz. Buyurun başlayın. Beyza, geç. Hüme Hanım nasılsın? İşiniz bitene kadar. Tabii başkomiserim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun abicim. Siz sağ olun. Şunlara bir bakalım. Baba. Ha, gel. İşte rapor. Şüphelendiğim gibi çıktı. Ne? Nasıl yani? Ayşe ve İkbal
Mesut'un silahından çıkan mermilerle vurulmamış. Cesetlerden çıkan çekirdekler arabadaki saldırganların silahlarıyla uyuştu. Nasıl olur bu? Çatışma ters yönlü. Araya girmedi ki bu kadınla çocuğu. Evet, girmediler. Giremezlerdi de. Onlar zaten çatışmadan önce ölmüştü baba. Babamın yanına mı gideceğiz anne? Bir dakika canım. Nevres'e gidiyoruz değil mi arkadaşlar? Bir şey desenize. Anne, anne. Ama bundan emin değiliz. Olamayız da. Bence oluruz baba. Çünkü ölen saldırganlar Tarık'la bağlantılı. İkisinin de yakın zamanda açılmış yurt dışı hesapları var. İkisine de Tarık'ın izlenen banka hesabından ödeme geçilmiş. Yani bu psikopat Nevresi üzerimize salmak için mi kurmuş bu tuzağı? Aynen öyle baba. Mesut masum. İçi içini yiyor kaç gündür. Bunu öğrenmesi lazım. Mesut nerede baba? Tamam götürdün, sakladın bir yere, kabul. İşine de karışamam. Ama bunu gidip Mesut'a anlatmam lazım. Baba. Nadia saldırıya uğramış. Engin zor yetişmiş. Kız ağır yaralı. Ne? Ne diyorsun sen Hüsnü? Hastaneye geçiyorlar baba. Bir şeyler yapmamız lazım. Sen bir yere çıkma. Ben geçerim bu tarafa, hastaneye. Abi ne olmuş? Nasıl olmuş? Abdülbakiler'in işi. Bitmedi ki manyağı ruh hastası. Baba Mesut ne olacak? Görüştürmeyecek misin beni? Baba lütfen. Adresi ver. Selin Mesut'un yanına geçecek. Diğerleri benle haberleşsin. Hastaneye geçiyorum ben. Tamam baba. Ya abi aşk olsun. Biliyordun ama söylemedin bana, öyle mi? Üç kişi biliyoruz kızım. Rıza babanın talimatı, ben ne yapayım? Abi alayım adresi, sana zahmet. Şşş, tafra yapma, gel. Durum oldukça ağır. Yani karnındaki atar damar parçalanmış. Kan ve doku kaybı çok ciddi boyutta. İç organ zararı da söz konusu. Yani hocam ne diyorsunuz? Kurtulamayacak mı? Yani umut var elbette. Ama iş kolay değil. Ya hocam Allah aşkına açık açık söyleyin. Şansı var mı? %50 diyelim. Maalesef. İyi habere de kötü habere de hazırlıklı olalım. Ameliyat ne zaman biter peki? Bilemiyorum. Şimdi gitmem lazım. Tekrar konuşuruz. Sağ olun. Abi, hemen kesme ümidini. Bak kız direniyor içeride. Sen de biraz iyi düşün. İyi düşünsem ne olacak Ali ha? Kız perişan oldu bizi tanıdığından beri. Bir sürü tehlikeyi bizimle birlikte atladı. Hiç mecbur olmadığı halde. Ama biz onu koruyamadık. Yani ben. Şimdi de can çekişiyor. Sahip çıkamadık kıza. Kanıma dokunuyor işte. Üşümeye başladım ha. Yağmur da bastı. Aa bak ya. Selin komiserim geliyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun komiserim. Sağ olun komiserim. Sizin geleceğiniz bilgisini vermediler ama bize Selin komiserim. Ani oldu biraz. Üstünü başkomiserinizden aldım adresi. Mesut komiser içeride mi? İçeride komiserim. Selin, ne işin var burada? İyi haberlerim var. Kendim getirmek istedim. Ne oldu? Nevresi aldınız mı? Yok, daha değil. Ama kendini boşu boşuna suçladığını öğrendik. Ne demek o? Balistik raporu çıktı. Ayşe ile kızını sen öldürmedin Mesut. Oh. Hadi girelim içeri. Hadi. Abdülhamit.
abdominal aort parçalanmış. Ver, Neşter Hanım. Kanamayı durduramıyorum. Kan isteyin hemen. En az 4 ünite kan isteyin. Hemen, çabuk. Hocam, dalağa da almamız gerekiyor. Önce damarı halletmemiz lazım. Hastayı kaybedeceğiz yoksa. Çabuk. Neşter. Size çay getirdim. Ama kahve isterseniz de gidip değiştirebilirim. Yok canım, sağ ol. Sağ ol Çayı. Bir çay da ben alırım. Baba. Tabii, hemen getiriyorum müdürüm. Buyur baba, otur. Sağ ol. Hoş geldin baba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nadia çıkmamış hala ameliyattan. Pek iyi de değilmiş diyorlar. Öyle diyorlar baba. Sen onların dediğine bakma. İyi düşün ki iyi olsun ha. İyimser olmak çok güzel de günün sonunda pek bir işe yaramıyor. Müdürüm, kötümser olmak çok mu işe yarıyor? Bak, neden iyimserim açıklayayım sana. Nadia hiç bilmediği bir memlekette kız kardeşinin katilini aramak için haftalardır iş sürüyor. Nadia savaşmayı biliyor. Savaşmaktan da korkmuyor. Bana sorarsan evlat, böyle cesur ve inatçı biri kolay kolay ölmez. Ölemez. Balistik bu kadar kolay çıkmaz da. Sen bastırdın değil mi? Mecburen. Seni öyle üzgün görünce. Sağ ol ya. Vallahi bir tanesin. Sen de öylesin, sen de. Ya diyorum ki, Nevres de öğrense bunu. Meseleyi senden bilmesi. Yani Tarık'ın parmağı olduğunu öğrense. Ne güzel olur değil mi? Bırakır herif peşimi. Yani yok, herhalde bırakmaz da. Ama gider belki Tarık'ı halleder bizim yerimize. Fena mı olur? Zehir gibi kafa. Vallahi bak, iki testiyi birbirine kırdıralım diyorsun ha? Yani diyorum ki, hep onlar mı kırdıracak? Bir kere de biz bir numara çeksek olmaz mı? Bak böyle çok yaklaşma. Güvenli ev falan dinlemem, günah benden gider. Ya delirme Mesut durup dururken ya. Ne ya, ne var yani? Allah Allah. Vallahi bulduk senin komiseri. Nevres indirir mi parayı? Hem de kemiksiz indirir. Şunu bir alalım, gerisi kolay. Abi be, sen nereden bildin bu kadının buraya geleceğini? Kaç saattir it gibi geziyoruz kuyruğunda. Ya başka yere gitseydi? Gidemez. Gidemez. Her kadın mutlaka sevdiği adama koşar. Unutma bu dediğimi. Abi, adamı bulduk. Polis koruyor. Bir de kadın polis var yanında. Bana kimse lazım değil. Öldürün gitsin. Ama Mesut'u canlı getireceksiniz. Duydun mu? Anladım, tamam. Tarık'a da söyle, canlı getirmezse parayı unutsun. Tamam abi. Polisi sağ istiyor Nevres. Ölürse para yok diyor. Yapma ya. İyi, başlıyoruz. Buldular mı burayı? Seni takip ettiler mi? Hayır. Hayır, yani bilmiyorum. Kardeşim, dayan. Kardeşim, dayan. Arkaya geçin, arkaya geçin. Gel. Bütün arkadaşını. Gel kardeşim. Ambulansla gönderin.
Acele etmeleri lazım! Acele etmeleri lazım! Kardeşim, dayan, geldi bizimkiler. Dayan, sabret, ambulans aradık. Sabret kardeşim. Allah kahretsin. Kaçtı yine. Kaçtı değil mi o Tarık iti? Kaçtı. Tamam bastır, iyice bastır. Ambulans gecikecek mi daha? Neredeler? Arda, ambulans geldi mi? Ambulans geldi mi? Hadi aslanım, hadi dayan biraz, dayan. Kaçtı herif, yine kaçtı, yine! Kafayı yiyeceğim ya! Hadi gel, 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 gel! Hadi, hadi, hadi! Hadi, 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 yaralı var, hadi, hadi, hadi! Dayan kardeşim, dayan, ambulans geldi! Hayır, hayır! Koş, 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 koş. Tamam, geldi, geldi. Hadi, hadi, hadi. Gel, 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 geç burada. Yatır, yatır, yatır. Yatır hadi. Geç, 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 geç. Geç hemen, hemen. Hadi. Hadi gel. Hadi, 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 hadi. Yardım edin, yardım edin. Yolun sonuna geldin ha. Demiştim sana. Bu itlerle alamazsın beni. Bunlar yetmez Nevres. Yeter, yeter. Ölmeye bir mermi de yeter. Ama ben sıkacağım kafana. İkbal'im için, Ayşem için. Yanlış adama sıkacaksın o zaman. Ne? Ben öldürmedim karın da kızını. Bu iş bildiğin gibi değil. Ölürken mertlik de kalmıyor, adamlık da kalmıyor değil mi? Korkudan hepsi uçup gidiyor. Bak, gerçeği söylüyorum sana. Ya sen beni öldüreceksin ya ben seni, tamam mı? Bu olay bu kadar. Ama senin karın da çocuğunu ben öldürmedim. Kaçıranlar öldürdü. Hepimize tuzak kuranlar öldürdü. Yani Tarık. Ne diyorsun lan? Tarık mı? Peşimden gönderdiğin, parasını verip kiraladığın o şerefsiz. Yalan söyleme. Elimde belgeler var, elimde belgeler var. Bak bakalım yalan mı değil mi? Eğer vakit kazanmak için yapıyorsan... Vakit vakit yok. Bak üstüme kimi salsan öldüreceğim. En sonunda seni öldüreceğim. Ama bak kızını ben öldürmedim. Karını ben öldürmedim. Ameliyat bitti. İyi mi geçti, kötü mü bunu zaman gösterecek. Çok ciddi bir yarayla mücadele ettik. Emin olun, tüm cerrah arkadaşlar ellerinden geleni yaptılar. Ondan şüphemiz yok zaten. Peki, bundan sonra ne olacak? Yani, hasta komada. Belki bir gün sürer uyanması, belki bir sene. Bundan sonrası ona bağlı. Bünyesi dirençliyse, biraz da şanslıysa atlatacak. Bak şimdi fark ettim. Ellerin ne kadar güzel. Ne kadar yumuşak. Ben daha ellerini doya doya tutamadım Nadia. Tam sana aşık oluyordum ben.
Hatta belki çoktan oldum. Anlıyorsun beni değil mi? Bak, şimdi çekip gidersen çok yazık olacak. Daha yaşamadığımız bir sürü şey var. Gitmediğimiz onca yer. İzlemediğimiz binlerce film. Hatta yaşanacak bir sürü kavga. Üzme bizi Nadia. Tamam mı? Bak sana söz veriyorum. Çok mutlu edeceğim seni. Sen yeter ki uyan. Halloldu abi. Pasaportunla öbür belgeler dosyada. Çıkış izinleri de alındı. Kağıt üstünde yarın denize açılıyoruz. Güzel. Selam. Ne haber usta? İşte. Nadia hala komada mı? Maalesef. Doktorlar ne diyor peki? Net bir şey söylemiyorlar. Beklemek lazımmış. Kolaydı sanki. Beklemek sana göre değil. Burada yapacağım bir şey de yok. Bence bizde gelmende fayda var usta. Niye? Abdülbaki'yi bulduk. Sahi mi? Nasıl? Sahte pasaportla liman çıkış belgesi almış. Gümrükteki memurlar bildirdi. O şerefsiz benle hesaplaşmadan hiçbir yere gidemez. Hangi sahilden kaçıyor? Haber var mı? Polisler yemi yutmuş. Limanda pusu kurmuşlar bizim için. Denizden çıkacağımızı sanmışlar. Beklesin dursun uyarlar. Pilotla konuştun mu? Adam hazır abi, bizi bekliyor. Hadi o zaman, hadi. Hadi. Şaka maka iyi para kaldırdım. Bundan sonra sırtımız yere gelmez. Ben bir kapağı atayım Hırvatistan'a. Sonra sizi de alacağım yanıma, hiç merak etmeyin. Burada nasılsak orada da öyle olacağız. Kral olacağız, kral. Yakışır usta. Ne? Nadia diyorum, yanına yakışır senin. İyi kız, güzel kız, akıllı kız. Yeni yengemiz hayırlı olsun. Önce bir yoğun bakımdan çıksın da. Ne oldu? Niye durduk? Bilmiyorum ki abi, çevirme var galiba. Bunlar nerede çıktı lan? Allah kahretsin. Herkes araçlardan inse teslim olun. Bizi uğraştırmayın. Sakın ha silah çekmek gibi bir salaklık yapmayın. Parmağımız tetikte. Abdülbaki, çık dışarı. Teslim ol dedim sana! Lan bunların ne işi var burada? Hani fake atmıştık lan? Hani limana gideceklerdi? Uçakla kaçacağımızı nereden öğrendiler? Bilmiyorum abi, Allah kahretsin, bilmiyorum. Abdülbaki'nin adamlarından biri bir turizm firmasıyla iletişim halinde. Yani kaçmaya çalışıyor. Bunu da zaten biliyoruz. Evet ama ihtiyacımız olan bilgi nasıl kaçacağıydı, onu da bulduk. Bu tek motorlu uçağı dün bu saatlerde kiralamışlar. 2 günlük parasını da ödemişler. Tekne, liman falan hikaye. Aklınca bize yem atıyor. Abdülbaki hava yoluyla kaçacak. Evet. İn araçtan, teslim ol. Gelin alın lan sıkıysa.
Biraz şöyle geç. Ömrüm geçer şehrin sokaklarında, gecesi gündüzü siner üniformana. Küçük bir çocuk selam verince sana, çektiğin zorluklar kaybolur o anda. Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda, hüzünler mutluluklar yaşanır bir arada. Başka bir hayat var arka sokaklarda, suçun ortasında.